Çok eski zamanlarda ve geçmiş çağlarda Bağdat kentinde yaşayan bir balıkçı varmış. Bu öylesine fakir, öylesine bahtsız ve her şeyden yoksun bir adammış ki evlenmek için gerekli birkaç parça bakır parayı bile asla bir araya getiremezmiş. Ve böylece yoksulların yoksulu kişiler bile bir eşe ve çocuklara sahip olduğu halde o bekar kalmış. Günün birinde adeti gereğince bu adam ağını omzuna vurmuş. Başka balıkçılar gelmeden erken saatte avlanmak için su kenarına gelmiş. Ama birbiri ardından 10 kez ağını suya fırlattığı halde hiçbir şey tutamamış. Buna son derece canı sıkılmış, göğsü daralmış, zihni perişan olmuş ve umutsuzluğun pençesinde nehrin kıyısında oturup kalmış. Ama sonunda kötü düşünceleri başından savmış ve kendi kendine "Ey balıkçı, Allah kullarının nafakasını gözetir ve onun vereceği nafakadan kimse bizi yoksun kılamaz. Böyle olunca iyi günleri de kötü günleri de geldikleri haliyle kabullenmeli ve felaketlere karşı sabır dolu bir yürek taşımalıyız. Çünkü kötü kader sabırlı bakımla patlayan ve iyileşen bir yara gibidir," demiş. Balıkçı ruhunu bu sözlerle yatıştırarak yüreklenip ayağa kalkmış. Yenlerini kıvırarak, kemerini sıkarak ve giysilerinin uçlarını kaldırarak ağını kolunun atabileceği kadar uzağa fırlatmış ve bir süre beklemiş. Ondan sonra iplere sarılmış ve tüm gücüyle ağı çekmiş. Ama ağ öylesine ağırmış ki ipleri koparmadan avı geri çekmek için sonsuz gayret sarf etmiş. Sonunda başararak yavaşça kıyıya çıkarmış. Yüreği çarparak ağı açmış. Ama içinde bir gözü kör, bir ayağı topal, iri bir maymundan başka bir şey bulamamış. Bunu görünce bahtsız balıkçı, "Bugün beni hangi uğursuzluk izlemektedir? Bu felaket dolu kader ve uğursuzluğun anlamı ne? Bu kutsal günde başıma gelen nedir? Yoksa bütün bunlar Yüce Allah'ın çizdiği yol mudur?" diye haykırmış ve bunu söyleyerek maymunu alıp boynuna birip bağlayarak nehir kıyısında bir ağaca bağlamış. Sonra eline bir kamçı alarak umutsuzluğunun acısını çıkarmak için maymunun üzerine yürüyerek onu dövmek istemiş. Ama birdenbire maymunun dili açılmış ve etkili bir konuşmayla balıkçıya, "Ey balıkçı, elini durdur ve beni dövme. Bırak şu ağaca bağlı kalayım ve git Allah'a güvenerek ağını bir kez daha suya fırlat. O sana günlük nafakanı verecektir," demiş. Balıkçı bu kör ve topal maymunun konuşmasını işitince davranışından vazgeçmiş. Yeniden su kenarına gidip ağını bulmuş ve ipi elinde kalacak şekilde suya fırlatmış. Ağı yeniden kıyıya çekmek isteyince ilkinden de daha ağır olduğunu görmüş. Yine de ağır ağır ve dikkatle çekmiş. Bir de görmüş ki ağın içinde ikinci bir maymun daha var. Ama ilki gibi kör ve topal değil. Çok güzel ve gözleri sürmeli, pençeleri kınalı, dişleri beyaz ve biçimli aralıklarla birbirinden ayrık imiş. Sırtında görülmesi hoş mavi ve kırmızıdan bir giysi, kollarında altın bilezikler, ayaklarında altın halhallar varmış. Kulaklarında da altın küpeler. Ve de balıkçıya bakarken gülüyor, göz kırpıyor ve diliyle gürültülü sesler çıkarıyormuş. Bunu gören balıkçı, "Bugün anlaşılan maymunların günü. Suyun balıklarını maymuna dönüştüren Allah'a şükürler olsun. Demek ki bugün buraya ancak böylesi bir av için gelmişim. Ey can sıkıcı gün, işte böyle başladın. Daha ilk sayfası okununca içeriği anlaşılan bir kitap gibisin. Ama bütün bunlar ilk maymunun tavsiyesini tutmamdan ortaya çıktı," diye haykırmış. Ve bunları söyleyerek ağaca bağlı bulunan maymuna doğru koşmuş. Kırbacını kaldırarak 3 kez havada dolaştırmış. Ve "Bak ey uğursuz suratlı yaratık, bana verdiğin nasihatin sonunda başıma ne geldi? Seni dinlemiş olmam ve günüme senin kör gözün ve topal ayağını görmekle başlamam. İşte sonunda beni açlıktan ölmeye mahkum etti," diye haykırmış. Ve sırtına şiddetle vuracağı sırada maymun ona, "Ey balıkçı, beni döveceğine ilkin gidip sudan çıkardığın arkadaşımla konuşsana. Çünkü bana layık gördüğün işlem seni hiçbir yere götürmez. Aksine beni dinle, bu senin yararınadır," demiş.
balıkçı da çok şaşırarak kör maymunu bırakmış ve bütün dişlerini göstererek gülen ikinci maymunun yanına yaklaşmış ve ona "Ey maymun, sen kim olabilirsin ki?" diye haykırmış. Güzel gözlü maymun da "Nasıl, ey balıkçı, sen yoksa beni tanımadın mı?" diye yanıt vermiş. Balıkçı da "Hayır, seni tanımıyorum, çabuk konuş, yoksa şu kırbaç sırtında şaklar." demiş. Maymun "Böyle konuşma ey balıkçı, uygun değil. Benimle başka türlü konuşsan ve seni zengin edecek yanıtlarımı alsan iyi edersin." diye yanıt vermiş. O zaman balıkçı kamçıyı bir yana atmış ve maymuna "İşte seni dinlemeye hazırım, ey tüm maymunların şahı, maymun sultan!" demiş. Öteki de "Öyleyse bil ki ey balıkçı, ben adı kuyum olan sahibim Sarraf'a aitim. O da servetini ve işlerindeki başarıyı bana borçludur." demiş. Balıkçı "Bu nasıl oluyor?" diye sorunca da "Sadece sabahları yüzüne baktığı ilk kimsenin ve geceleri de yatmadan önce gördüğü son kimsenin ben oluşumdan." yanıtını vermiş. Balıkçı da bu sözleri duyunca "Maymun suratı gibi uğursuz atasözü ne kadar doğruymuş!" diye haykırmış. Sonra kör maymuna doğru dönerek ona "İşittin sen de değil mi? Bu sabah senin suratın bana yorgunluk ve düş kırıklığından başka bir şey getirmedi. Sen şuradaki kardeşin gibi değilsin," diye haykırmış. Ama güzel gözlü maymun ona, "Ey balıkçı, kardeşimi rahat bırak ve beni dinle. Sözlerimin doğruluğunu sınamak için beni ağının ucundaki ipe bağla ve onu bir kez daha suya at. Böylece sana mutluluk getirip getirmediğimi göreceksin," demiş. O zaman balıkçı maymunun kendisine tavsiye ettiğini yapmış ve ağını suya atarak bir koyun kadar büyük, gözleri altın dinarlar, pulları elmaslar gibi parlak, harika bir balık yakalamış. Sanki yeryüzünün ve bağlısı yerlerin hükümdarı olmuşçasına muzaffer bir edayla bunu güzel gözlü maymuna göstermiş. O da kendisine, "Gördün mü, sana söylemiştim. Şimdi güzel taze otlar bul, bir seleye döşe, balığı üzerine koy, yeniden üzerine otlarla ört. Biz maymunları şu ağaca bağlı olarak bırakıp seleyi omzuna al ve onu Bağdat kentine götür. Gelip geçen ne taşıdığını sorarsa onlara tek bir sözcükle bile yanıt verme. Sarraflar çarşısına ulaşınca çarşının ortasındaki sarraflar tüccarı benim efendim kuyumun dükkanını göreceksin. Onu dükkanındaki divanda arkasındaki yastığa dayanmış bulacaksın. Önünde iki kasa vardır. Biri altın, öteki gümüş için. Orada genç oğlanlar, köleler, hizmetkarlar ve memurlar göreceksin. Onun yanına doğru ilerler ve balık selesini önüne koyar ve ona "Ey kuyum, işte bugün nehir kıyısına balık avlamaya gittim ve ağımı senin uğruna suya fırlattım. Şu selede gördüğüm balığı yakaladım" dersin ve balığı özenle seleden çıkarırsın. O zaman balığı eline alacak ve sana bedel olarak bir dinar ödeyecektir. Ama sen bunu ona geri çevirirsin. O zaman iki dinar verecektir. Bunları da ona geri çevir. Ve ondan hiçbir şey alma, buna çok dikkat et. O zaman sana, öyleyse ne istiyorsun, onu söyle diyecektir. Sen de, vallahi ben bu balıkları sana ancak iki söz karşılığı satarım dersin. O da sana, neymiş bu iki söz diye sorarsa, kendisine, ayağa kalk ve ey çarşıda bulunan herkes, tanıklık edin ki balıkçının maymununu benim maymunumla değiştirmeye razı oldum. Kendi talihimi onun talihiyle, kendi mutluluk payımı onunkiyle değiştiriyorum de ve de kuyuma hitap ederek benim balığımın karşılığı budur. Altını ne yapayım ben? Ne kokusunu bilirim, ne tadını, ne de yararını diye eklersin. İşte böyle konuşacaksın ey balıkçı ve eğer sarraf bu pazarlığa razı olursa onun malı olmuş bulunan ben artık senin malın olacağımdan her sabah sana hayırlar dileyecek, akşamları da gecen hayır olsun diyeceğim ve böylece sana mutluluk getireceğim. Ve her gün sana 100 dinar kazandıracağım. Sarraf kuyuma gelince her güne bu kör ve topal maymunu görmekle başlayacak. Akşamları da onu görerek bitirecek. Ve her gün yeni bir haksız vergi ya da bir angarya ya da bir hakaretle karşı karşıya gelecek. Ve böylece kısa bir sürenin sonunda dilencilik derecesine inecektir. Böylece ey balıkçı sana söyleyeceğim şeye dikkatle sarıl. Böylece refaha kavuşacak ve mutluluğa doğru uzayan gerçek yolu bulacaksın," demiş. Balıkçı, maymunun bu sözlerini duyunca, "Ey tüm maymunların şahı, senin nasihatini dinleyeceğim. Peki
Sonra bu felaket saçan kör maymunu ne yapayım? Ağaca bağlı mı bırakayım dersin? Onun hakkında doğrusu çok kararsızım, diye sormuş. O da, bırak suya dalsın gitsin, beni de aynı şekilde bırak suya dalayım. En iyisi budur, deyince balıkçı da, işittim ve itaat ettim, diye yanıt vermiş. Kör ve topal maymuna yaklaşarak onu ağaçtan çözmüş ve kendisine nasihatta bulunan maymunu da özgür bırakmış. Maymunlar hemen iki sıçrayışta suya atlayıp içine dalmışlar ve gözden kaybolmuşlar. Bunun üzerine balıkçı balığı alıp yıkamış ve onu altı otla kaplı bir seleye yerleştirmiş. Üstünü de aynı şekilde otla örtmüş. Sonra seleyi omzuna alarak olanca gücüyle haykırıp şarkılar söyleyerek kente gitmiş. Çarşılara girince gelip geçenler onu tanımış ve her zamanki gibi alaya almışlar. Ve ona, ''Ey balıkçı, o taşıdığın nedir?'' diye sormaya başlamışlar. Ama o yanıt vermemiş, hatta yüzlerine bile bakmamış ve bu böylece tüm yol boyunca sürüp gitmiş. Sonunda sarraflar çarşısına gelmiş. Birer birer dükkanları izleyerek sarraf kuyumun dükkanına ulaşmış ve onu şahane bir tavırla dükkanın içindeki divana kurulmuş, yöresinde hizmete koşan birçok hizmetkarın ortasında bulmuş. Sanki Horasan hükümdarı gibi bir hali varmış. Balıkçı da kendisiyle iş göreceği sarrafın yanında bulunduğundan emin olduktan sonra önüne gelinceye kadar ilerlemiş ve oracıkta durmuş. Sarraf başını kaldırıp onu görünce kendisini tanımış ve ona ''Hoş geldin ey balıkçı, söyle bana ne iş üzerindesin ve benden istediğin nedir? Eğer birisi kötü sözlerle seni incitti ya da canını sıktıysa çabucak bana söyle ki seninle gidip valiyi bulalım ve sana verilen zararın hesabını soralım.'' demiş. O da ''Hayır, hayır efendim, ey sarrafların başı ve de başlarının tacı, inan olsun ki öyle bir şey yok. Kimse bana kötü söz söylemedi, kimse de incitmedi ve canımı da sıkmadı, tam aksine. Ama bu sabah evimden çıktım ve nehir kenarına gittim ve rast gelsin diye ve de senin uğruna ağımı suya attım. Çekince içinde işte şu balığı buldum.'' diye yanıt vermiş ve böyle konuşarak selesini açmış. Oradan otların üstünde yatmakta olan balığı çıkarmış ve güvenerek sarrafa göstermiş. O da bu balığı görünce onu hayranlık verici bulmuş ve ''Sana temin ederim ki ey balıkçı, dün gece rüyamda bu balığı gördüm.'' demiş. Ve de ''Söyle bana ey balıkçı, bu balığı daha önce benden başka hiç kimseye gösterdin ya da satmak istedin mi?'' diye sormuş. Balıkçı da ''Yok vallahi, yemin ederim ki ey sarrafların başı ve de başlarının tacı, senin dışında onu hiç kimse görmedi.'' diye cevap vermiş. Bunun üzerine kuyum genç kölelerinden birine dönmüş ve ona ''Hey sen buraya gel, bu balığı al, eve götür ve kızım Seda'ya onu temizlemesini, yarısını kızartmasını, yarısını da ateşte kavurmasını ve ben işlerimi bitirip eve gelince hepsini sıcacık önüme koymasını söyle.'' demiş. Balıkçı da verilen buyruğu pekiştirmek için ''Evet ey çocuk, hanımına iyice tembih et de onları yakmasın.'' ve de kendisine solungaçlarının güzelim rengini göster, demiş. Çocuk da işittim ve itaat ettim, diyerek çekip gitmiş. Sarrafa gelince parmaklarının ucuyla balıkçıya bir dinar uzatmış ve ona, ey balıkçı bunu kendin için al ve ailen için harca, demiş. Balıkçı da içgüdüyle onu eline alıp avucunda parıldadığını görünce hayatında hiç altın görmemiş olduğu ve değerinden de hiç kuşku duymadığı için Allah'a şükürler olsun diye haykırmış. Sonra da çekip gitmek için birkaç adım atmış. Ama birdenbire güzel gözlü maymunun tavsiyesi aklına gelmiş ve yeniden geri dönerek dinarı sarrafın önüne atmış ve ona ''Ey kuyum, sen utanmazca fakirlerle alay edebileceğini mi sanıyorsun? Al altınını ve balığımı geri ver.'' diye haykırmış. Sarraf bu sözleri işitince balıkçının kendisiyle şakalaşmak istediğini sanmış ve buna kahkahalarla gülerek bir yerine ona 3 altın uzatmış. Ama balıkçı ona ''Yok vallahi bu nahoş oyun geçsin, sen gerçekten balığımı böyle bir ücrete satacağımı mı sanıyorsun?'' diye haykırmış. O zaman sarraf ona 3 yerine 5 altın vermiş ve kendisine ''Balığına karşılık bu 5 altını al ve açgözlülüğü bir yana bırak.'' demiş.
Balıkçı da onları eline almış ve bu altın dinarlara bakarak ve de hayranlık duyarak kendi kendine ''Şükürler olsun, herhalde Bağdat Şahı'nın elinde bile bugün benim elimde olduğu kadar para yoktur.'' demiş. Ve çarşının sonuna gidinceye kadar yolunu sürdürmüş. Ama tam o sırada maymunun sözleri ve kendisine yaptığı tavsiyeleri aklına gelmiş ve sarrafın yanına geri dönerek altınları küçümseyerek fırlatmış. Kuyumda ''Neyin var senin ey balıkçı, ne istiyorsun? Yoksa altın dinarları gümüş dirhemlerle değiştirmek mi istemektesin?'' diye sormuş. O da ''Ben senin ne dirhemlerini istiyorum ne de dinarlarını. Sadece bencileyin bir fakirin balığını geri vermeni istiyorum.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca sarraf kızmış ve haykırarak ''Nasıl ey balıkçı, sen bana bir dinar bile etmez bir balık getiriyorsun, ben de sana 5 dinar veriyorum. Yine de doyumsuzlanıyorsun ha? Sen deli misin? Peki onu bana bırakmak için ne kadar para istiyorsun, söyler misin?'' diye sormuş. Balıkçı ''Ben onu ne gümüş ne de altın para karşılığı sana bırakmak istiyorum. Sadece 2 söz karşılığı satmak isterim.'' diye yanıt vermiş. Sarraf 2 sözcüğün söz konusu olduğunu işitince balıkçının kendisiyle alay ettiğini zannederek hiddet ve nefretinden gözleri tepesinden fırlayacak gibi olmuş. Nefesi tıkanmış ve göğsü çökmüş. Dişlerini gıcırdatarak hizmetkarlarına seslenip onları yöresine toplamış ve onlara ''Şu katran suratlıyı yakalayın ve iyice sopalayın, sakın acımayın.'' diye haykırmış. Ve hizmetçiler hemen onun üzerine sopalarla yürümüşler ve dükkanın merdivenlerinden yuvarlayıp düşünceye kadar vuruşlarını kesmemişler. Sarraf da onlara ''Bırakın, şimdi kalksın gitsin.'' demiş. Balıkçı da 2 ayağı üzerine dinelmiş. Aldığı darbelere karşın sanki hiçbir şey duymamış gibiymiş. Sarraf da ona sormuş. ''Şimdi bana balığına karşılık almak istediğin parayı söyler misin? İşi bitirmek için onu sana ödeyeceğim. Başına gelen pek hoşa gitmeyecek işlemi de hesaba kat.'' demiş. Ama balıkçı gülmeye başlamış ve ona ''Benim hakkımda yediğim sopalardan yana hiç kaygılanma efendim. Çünkü bir defasında o neşeyi yiyebileceği sopaya dayanırım. Kılım bile kıpırdamaz.'' diye yanıt vermiş. Sarraf da bu sözler üzerine gülmeye başlamış ve ona ''Hay Allah layığını versin. Söyle bakayım ne istiyorsun. Ben de yemin ederim ki onu sana bağışlayacağım.'' demiş. Bunun üzerine balıkçı ''Sana söyledim istediğim şeyi. İsterim ki 2 ayağın üzerine dinelesin ve sözlerime tanık olun ey çarşı ahalisi, ey tacirler. Kendi irademle kendi maymunumu balıkçının maymunu ile değiştirmeye ve bu dünyadaki bahtımı ve kaderimi onun bahtı ve kaderiyle ve mutluluğumu onun mutluluğuyla takas etmeye rıza gösteriyorum.'' de. Diye yanıt vermiş. Balıkçının bu konuşmasını duyan sarraf ''Eğer istediğin buysa iş benim için kolay.'' demiş. Ve o saat ve o anda ayağa kalkmış. Balıkçının kendisinden dilediği sözleri söylemiş. Sonra ona dönerek ''Benden daha başka istediğin bir şey var mı?'' diye sormuş. O da ''Hayır.'' yanıtını vermiş. Sarraf ''Öyleyse haydi Allah selamet versin.'' demiş. Ve balıkçı daha fazla gecikmeden ayağa kalkıp boş selesini ve ağını alıp nehir kıyısına dönmüş. Ve güzel gözlü maymunun vaadine güvenerek ağını suya atmış. Sonra ağı epeyce ağırlaştığından dolayı büyük güçlüklerle kıyıya çekmiş ve içinin her türden balıkla dolu olduğunu görmüş. O sırada yanından başındaki tepsiyi denge içinde taşıyarak geçmekte olan bir kadın kendisinden 1 altın dinarlık balık istemiş. O da bunu kendisine satmış. Kölenin biri de gelip 2. 1 dinar ödeyerek kendisinden balık satın almış ve bu böyle sürüp giderek o gün 100 dinarlık balık satmış. O zaman zaferin sınırında bir zaferle 100 dinarı alıp oturmakta olduğu balıkçılar pazarı yakınındaki yoksul barınağına dönmüş. Ve gece olunca elde ettiği bunca paradan kaygılanmış ve uyumak için hasırın üzerine kıvrılırken kendi kendine ''Ey balıkçı, mahallede herkes seni fakir biri olarak bilir. Oysa şimdi elinin altında 100 altın dinar var. Herkes yakında bunu öğrenecek. Efendimiz Şah Nadir de öğrenmekte gecikmeyecek ve günün birinde para sıkıntısı çekince muhafızlarını sana gönderecek ve şu kadar paraya ihtiyacım var. Öğrendim ki sende 100 dinar varmış, senden ödünç alacağım.'' diyecek. O zaman kendisine en acınacak tavrımı takınarak yüzüme yumruklar indirerek ''Ey efendimiz, ben fakirin biriyim ve de bir hiçim.
Nasıl olur da bunca büyük bir servete sahip olabilirim? Vallahi sana bunu anlatan kişi müthiş bir yalancıymış. Böylesine bir servete ne sahip oldum ne de olacağım derim. O zaman kurnazlıkla paramı almak ve sakladığım yeri itiraf ettirmek için beni güvenlik amiri Piri Ahmet'e teslim edecek. O da giysilerimi çıkartıp itiraf edinceye ve kendisine 100 dinarı teslim edinceye kadar sopalatmaya başlayacak. Böyle olunca benim şimdi yapacağım en iyi şey bu kötü durumdan kurtulmak için hiç itirafta bulunmamak. İtirafta bulunmamak için de şükür olsun ki oldukça dayanıklı olan bedenimi dayağa alıştırmaktır. Ama bunu öylesine tutarlı şekilde yapmalıyım ki ileride narin bünyem darbeler altında ezilmesin ve zayıf düşüp içimden gelmeyen şeyi bana asla yaptırmasın, demiş. Böyle düşünen balıkçı düşüncesini hemen uygulamaya karar vermiş ve o dakikada yerinden kalkarak soyunmuş ve kendisinde bulunan deri bir yastığı alarak duvardaki bir çiviye asmış. Sonra 120 düğümlü bir kamçıyı eline alarak ve sırayla bir darbeyi kendi derisine, bir darbeyi deri yastığa vurarak bağırıyor, aynı zamanda o sırada güvenlik görevlisinin yanında bulunuyormuşçasına ve suçlamalara karşı kendini savunurcasına büyük feryatlar koparıyormuş ve ''Vallahi efendim, ay, eyvah, yalandır bu, büyük yalan, eyvah, ay, beni mahvedecek sözler bunlar, uf, uf, zayıf yapılayım ben, hepsi yalancı bunların, fakirin biriyim ben, Allah, Allah, fakir bir balıkçı, hiçbir şeyim yok, şu dünyanın boş zenginliklerinden hiçbir şey, evet, bir şeylerim var, hayır, hiçbir şeyim yok, evet, bir şeylerim var, hayır, hayır, hiçbir şeyim yok.'' diye haykırıyormuş. Ve böylece kimi vakit kendi gövdesine, kimi vakitte yastığa darbeler indirerek bulduğu çareyi uygulamayı sürdürüyormuş. Ve sonradan fazlaca canı yanınca kendi sırasını unutuyor ve yastığa bir yerine iki, bir yerine üç ve bir yerine dört, sonra da beş darbe indiriyormuş. İşte böyle, gecenin bağrında çınlayan darbeleri ve haykırışları işiten komşular ve mahalledeki tacirler telaşa düşüp ''Bu zavallı çocuğun başına ne geldi de böyle bağırıp duruyor ve de yağmur gibi inen bu darbelerde ne oluyor? Sakın hırsızlar evine girip de ona saldırıyor ve öldüresiye dövüyor olmasınlar.'' demişler. Artık çığrışmaların ve uğuldamaların yoğunluğu gittikçe arttığından ve darbeler gittikçe fazlalaştığından hepsi evlerinden çıkmışlar ve balıkçının evine koşmuşlar. Ama kapıyı kapalı bulduklarından kendi kendilerine ''Hırsızlar eve taracadan inerek arka kapıdan girmiş olmalı.'' demişler. Ve komşunun taracasına çıkarak oradan balıkçının taracasına sıçramışlar. Ve çatıdaki açıklıktan geçerek yanına girmişler. Ve orada kendisini çırılçıplak, kamçıyla, sırayla bir kendini bir yastığı döverken bulmuşlar. Bir ayağından ötekine sıçrayarak bir ifrit gibi çırpınıp duruyormuş. Bu durumu gören komşuları şaşırarak ona ''Neyin var senin ey balıkçı? Sorun nedir? İşittiğimiz darbeler ve senin uğuldamaların tüm mahalleyi heyecana boğdu ve uyuyamaz olduk ve işte yüreğimiz gümbürdeyerek koşup geldik.'' diye sormuşlar. Ama balıkçı onlara ''Sizler benden ne istiyorsunuz? Kendi bedenimin sahibi ben değil miyim? Onu darbelere alıştırarak huzur bulma hakkım yok mu? Geleceğin bana neler sakladığını ben kendim bilmez miyim? Haydi gidin artık iyi yürekli kişiler, siz de benim gibi aynı idmanları yapın. Çünkü siz de haksızlığa ve hakarete uğrayabilirsiniz, diye haykırmış. Ve artık onların varlığına pek aldırmadan balıkçı, yastığa vurduğu darbelerle ortalığı çınlatmayı ve sanki kendi bedenine darbeler iniyormuşçasına inlemeyi sürdürmüş. Komşuları bu durumu görünce öylesine gülmüşler ki sırtüstü yere düşmüşler ve geldikleri gibi çekip gitmişler. Balıkçıya gelince bir süre sonra yorulmuş ama hırsız korkusundan ve yeni edindiği servetinin kaygısıyla gözlerini kapamak istememiş ve sabahleyin işine gitmeden önce hala 100 dinarını düşünüyor ve kendi kendine ''Onu barınağımda bırakırsam kuşkusuz çalarlar ve bir kuşağa sarıp belime dolasam herhangi bir hırsız tarafından fark edilir ve tenha bir yerde üzerime atılarak beni öldürür ve soyar. Bunlardan daha iyi bir çare bulmalıyım.'' demiş. Bunun üzerine ayağa kalkmış ve sırtındaki latasını iki parçaya ayırmış. Bu parçalardan birini torba haline sokmuş ve altınları bunun içine koymuş ve torbayı da bir iple boynuna asmış.
bunu izleyerek ağını, selesini ve sopasını almış. Kıyıya doğru yollanmış. Oraya ulaşınca ağını kolunun tüm gücüyle suya fırlatmış. Ama yaptığı hareket öylesine sert kaçmış ve öylesine ölçüsüz imiş ki altın torbası boynundan fırlamış ve ağlarla birlikte suyu boylamış ve akıntının gücü onu uzaklara sürükleyip derinlere gömmüş. Bunu gören balıkçı ağını bırakmış ve giysilerini çabucak çıkarıp kıyıya bıraktıktan sonra suya girip torbayı aramak üzere dalmış. Ama onu bulmakta başarı sağlayamamış. O zaman umutsuz ve gücü tükenmiş, kıyıya çıkıp giyinmek istemiş. Ama giysilerinin kaybolduğunu görmüş. Sadece ağını, selesini ve sopasını bulabilmiş. O zaman ellerini birbirine çırpıp, "Ah alçaklar, giysilerimi çalmışlar!" diye haykırmış. Sonra üstünü örtecek tek sahip olduğu şey olan ağını toplayıp sırtına sarmış. Bastonu elinde ve selesi sırtında iri adımlarla nehir kıyısında, o yandan bu yana, sağa sola, ileriye geriye, kızışık bir deve gibi kudurgan, soluk soluğa ve bu durumuyla kapatıldığı bakır kaptan kurtulmuş asi bir ifrite birçok noktalardan benzer şekilde dolaşmaya başlamış. İşte balıkçının durumu böyleymiş. Ama bundan böyle söz konusu olacak olan Şah Nadir'in durumu ise şöyleymiş. Bağdat'ta o sırada iş adamı ve Şah Nadir'in cevahircisi olarak Karnaz adlı ünlü birisi varmış ve bu kişi çarşıda o denli önemli biriymiş ki Bağdat'ta güzel kumaşlar, mücevherat, değerli eşya, genç köleler yani satılan her şey onun aracılığıyla veya onun elinden geçtikten ya da onun uzmanlığıyla değerlendirildikten sonra satılırmış. Böylece günlerden bir gün Karnaz dükkanında otururken tellal başının güzellik, zarafet, incelik ve mükemmelliğin sınırında olan seyredenin eşini asla görmediği güzellikteki genç bir kızla birlikte geldiğini görmüş. Ve bu genç kız kendindeki bütün bu çekiciliğin dışında tüm bilimleri, sanatları, şiiri, çalgı çalmayı, şarkı söylemeyi ve raks etmeyi de biliyormuş. Cevahirci Karnaz da onu hemen orada 5000 altın dinara satın almakta kararsızlık göstermemiş ve 1000 altın dinar değerindeki giysilerle donatarak kızı Şah Nadir'e sunmaya gitmiş ve kız da geceyi Şah'la geçirmiş. Böylece Şah kızı her bakımdan bilgili ve çağında eşi bulunmaz bulmuş. Kızın adı Gülbahar imiş, esmermiş ve çok güzelmiş. Şah Nadir de yeni cariyesinin güzelliğiyle büyülenmiş. Ertesi gün Karnas'a satış bedeli olarak 10.000 dinar göndermiş ve kıza karşı öylesine şiddetli bir tutkuya kapılmış ve yüreği öylesine onun boyunduruğu altına girmiş ki artık eşi olan Zübeyde'yi ihmal etmeye başlamış ve öteki cariyelerin hepsini de bir yana bırakmış. Ülkenin ileri gelenleri de bu durumu çok tedirgin edici bulmuşlar ve gidip şikayetlerini Büyük Vezir Cafer'e anlatmışlar. Cafer de onlara bu duruma bir çare bulacağını vaat etmiş ve sonunda Şah'la konuşma olanağı bulmuş ve kendisine uzun bir süre aşk tutkularından ve bunların sonuçlarından söz etmiş. Şah da onu sözünü kesmeden dinledikten sonra kendisine ''Vallahi ey Cafer, bu öyküde ve bu seçimde benim hiçbir takıntım yok. Aşkın bağlantılarına kendini kaptıran yürektedir kusur ve ben kendimi bu bağlardan nasıl kurtaracağımı bilemiyorum.'' diye yanıt vermiş. Vezir Cafer de ''Bil ki ey efendimiz Gözden Gülbahar bundan böyle senin ellerinde senin buyruklarına boyun eğen esirelerinden bir esiredir ve bilirsin ki elin sahip olduğuna gönül artık hırs duymaz. Böylece ben gönlünün gözdenden asla bıkmaması için sana bir çare göstermek istiyorum. Ondan örneğin ava ya da balık tutmaya giderek zaman zaman uzaklaş. Çünkü bakarsın balıkçıların ağları senin yüreğine aşkın ağlarından daha fazlasını sağlar ve bu şu an için devlet işleriyle uğraşmaktan daha çok değer sağlayabilir diye yanıt vermiş. Şah da bunu olağanüstü bir fikir bu ey Cafer, öyleyse geri bırakıp geciktirmeden hemen dolaşmaya çıkalım diyerek yanıtlamış ve her biri birer katıra binerek mahiyetlerinin başında kent dışına çıkarak kırlarda dolaşmaya gitmişler. Günün sıcaklığı sürerken uzun bir süre bir o yandan bir bu yana dolaşarak konuşmalarının dalgınlığı içinde sonunda mahiyetlerinden uzak düşmüşler. Şah iyice susadığından, ''Ey Cafer, çok susadığımdan adeta dilim kurudu.
demiş. Ve yörelerindeki her yana bir ev bulmak umuduyla bakmışlar. Ve uzaklarda bir tepede kıpırdayan bir şey ayırt ederek Şah Cafer'e ''Benim şurada gördüğüm şeyi sen de görüyor musun?'' diye sormuş. Cafer de ''Evet efendim, bir tepede belli belirsiz bir şey görüyorum. Bu herhalde bir bahçıvan ya da hıyar eken bir çiftçi olacak. Her durumda onun yöresinde bir yerlerde su bulunabileceğinden gidip sizin için araştırayım.'' demiş. Şah da ''Benim katırım seninkinden daha yolludur. Sen burada kal ve mahiyetimizin gelmesini bekle. Ben de gidip şu bahçıvanın yanından su içip geri döneyim.'' diye yanıt vermiş. Ve bunu söyleyerek Şah Nadir katırını o yönde mahmuzlamış ve bir fırtına rüzgarı ya da kayalıktan düşen bir şelale hızıyla uzaklaşmış ve göz açıp kapayasıya kadar geçen zamanda aslında balıkçıdan başkası olmayan söz konusu kişinin yanına ulaşmış. Onun çıplak ve ağına bürünmüş, ter ve toza bulanmış, gözleri kıpkızıl, fırlak ve şaşkın, görülmesi korkunç bir durumda olduğunu görmüş. Böylece sanki tenha yörelerde dolaşan kötü niyetli ifritlere benziyormuş. Şah ona selam vermiş. Balıkçı da onun selamını homurdanarak ve ona alevli bir bakış fırlatarak yanıtlamış. Şah ona ''Ey kişi, bana verecek bir yudum suyun var mı?'' diye sormuş. Balıkçı da ona ''Ey efendi, sen kör müsün yoksa deli mi? Suyun şu tepenin ötesinde akıp gitmekte olduğunu görmüyor musun?'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Şah tepeyi dolanıp Dicle'ye doğru inerek susuzluğunu doyasıya gidermiş ve aynı şekilde katırını da sulamış. Sonra yeniden balıkçının yanına gelerek ona ''Ey kişi, burada ne yapıyorsun ve de senin mesleğin nedir?'' diye sormuş. Balıkçı ''Aslında senin bu sorun su hakkındaki sorundan daha garip ve olağan dışı. Omuzlarımda bulunan mesleğimin aracını görmüyor musun?'' diyerek yanıt vermiş. Şah da ona ''Kuşkusuz bir balıkçı olmalısın.'' demiş. O da ''Söylediğin gibi.'' diye karşılık vermiş. Şah da ona ''Ama hırkanı, gömleğini ve heybeni ne yaptın?'' diye sormuş. Şah'ın yitirdiği eşyayı atlarıyla olduğu gibi saydığını işitince balıkçı, nehir kıyısında kendisini soyan hırsızın karşısına gelmiş bulunduğundan kuşku duymamış ve tepenin üstünden Şah Nadir'in üzerine bir şimşek gibi saldırarak katırını dizgininden yakalamış ve ''Eşyalarımı bana geri ver ve bu kötü şakaları bırak.'' diye haykırmış. Şah ''Ben vallahi senin giysilerini hiç görmedim. Senin de neden söz ettiğini bilmiyorum.'' diye yanıt vermiş. Şah Nadir'in şiş ve tombul yanakları ve çok küçük bir ağzı varmış ve balıkçı ona dikkatle bakarak onun bir zurna çalıcısı olduğuna inanmış ve ona ''Eşyalarımı bana geri verecek misin, vermeyecek misin ey zurnacı? Yoksa sopalarım altında raks edip giysilerini ıslatmayı mı yeğe tutarsın?'' diye haykırmış. Şah, balıkçının büyük bir sopayı başın üzerine kaldırdığını görünce kendi kendine ''Vallahi ben bu sopanın bir vuruşunun yarısına bile dayanamam.'' demiş ve daha fazla tereddüt etmeden güzel ipek saten giysisinden soyunmuş ve bunu balıkçıya sunarak ona ''Ey kişi, yitirdiğin giysilerin yerine al, bu urbayı giy.'' demiş. Balıkçı da urbayı alıp her yandan incelemiş ve ''Ey zurnacı, benim giysilerim bu süslü urbadan 10 kez daha değerliydi.'' diye karşılık vermiş. Şah ''Olsun, sen yine de giysilerini bulana kadar onu giy.'' demiş. Balıkçı da urbayı alıp giymiş ama onu çok uzun bularak balıkçı selesinin kulpuna takılı bulunan bıçağını alarak etek kısmından 1/3'ünü keserek bundan kendisine bir sarık oluşturmuş. Giysi de ancak dizlerine ulaşacak uzunlukta kalmış. Ama o hareketlerini kısıtlamasın diye onun böyle olmasını yeğliyormuş. Sonra Şah'a doğru dönmüş ve ona ''Allah senden razı olsun ey zurnacı. Söyle bana, zurnacı olarak aylık kazancın sana yetiyor mu?'' diye sormuş. Şah onun sorusuna karşı çıkmayı göze alamadığından ''Zurnacı olarak kazandığım aylık gelir 10 dinar kadar tutuyor.'' diye yanıt vermiş. Balıkçı da derin bir acıma tavrıyla ona ''Vallahi ey fakir kişi, senin durumun beni çok üzdü. Ben aslında bu 10 dinarı sadece ağımı suya fırlatıp çekerek bir saatte kazanıyorum. Çünkü suyun içinde benim yararıma çalışan bir maymun var. Ağı her suya fırlatışımda onu balıkla dolduruyor. Ey şişkin yanak, benden balıkçılık sanatını öğrenmek ve bir gün kazancıma ortak olmak üzere ilkin günde 5 dinar almak için yardımcım olarak hizmetime girmek ister misin? Dahası eski zurnacı ustalara karşı
Senden canlı sıkacak bir şey istediklerinde kullanacağım ve gerekirse bir vuruşta canlarını çıkaracağım bu sopanın nimetlerinden de yararlanırsın, demiş. Şah Nadir de önerini kabul ediyorum, diye yanıt vermiş. Balıkçı, öyleyse katırından in, bu hayvanı bir yere bağla ki gerek duyduğumuzda pazara balık taşımak üzere bize hizmet etsin ve gel hemen balıkçı çıraklığına başla, demiş. Bunun üzerine şah içinden, ya sabır, diyerek ve yöresine şaşkın bakışlar fırlatarak katırının sırtından inmiş. Onu yakındaki bir ağaca bağlamış ve giysi adına üzerinde ne kaldıysa uçlarını kaldırmış ve gömleğinin eteklerini kemerine sokarak balıkçının yanında yer almaya gelmiş. O da kendisine, ey zurnacı, şu ağı bir ucundan tut, şu tarzda onu koluna alarak şöylece suya fırlat, demiş. Şah Nadir de yüreğinde duyumsadığı tüm cesareti toparlayarak balıkçının kendisine buyurduğu her şeyi yerine getirmiş. Ağı suya fırlatmış ve bir süre sonra onu çekmek istemiş. Ama öylesine ağır bulmuş ki tek başına bu işi yürütememiş ve balıkçı da ona yardım etmek zorunda kalmış ve ikisi birlikte onu kıyıya çekmişler. O sırada balıkçı yardımcısına, ''Ey zurnacı, eğer nehrin dibindeki taşlara takılıp ağım yırtılır ve zarar görürse seni sopalarım ve sen benim giysilerimi nasıl almışsan ben de senin katırını elinden alırım.'' diyormuş. Ama şahın talihi varmış ki ağ yırtılmadan ve içi en güzel balıklarla dolu olarak ortaya çıkmış. Yoksa şah hiç kuşkusuz balıkçının sopasının hışmına uğrayacakmış ve Allah bilir böylesi bir saldırıya artık nasıl dayanırmış. Böylece hiçbir kötülük olmamış. Aksine balıkçı şaha, ''Ey zurna, sen çok çirkinsin ve yüzün tam anlamıyla ardıma benziyor. Vallahi ama yeni mesleğine özen gösterirsen bir gün olağan dışı bir balıkçı olursun. Bu arada ben seni burada beklerken ve dönüşüne kadar balıkları gözetirken senin en iyi yapacağın şey katırına binerek çarşıya gidip bana bu harika balıkların artanlarını koymak üzere bana iki büyük sele satın almandır. Ve de sen kafanı başka şeyle yorma. Çünkü benim burada balıkları tartacak terazim ve dirhemlerim ve perakende satış için gereken her şeyim var. Balıkçı çarşısına gittiğimizde senin yapacağın bütün iş terazi tutup müşterilerden para toplamak olacaktır. Ama ilkin koş bana şu iki seleyi satın al gel. Orada burada oyalanmaktan da kaçın. Yoksa sopayı sırtında bulursun, demiş. Şah da işittim ve itaat ettim, diye yanıt vermiş. Sonra da gidip katır bağlı olduğu yerden çözmüş ve dört nara kaldırmak için mahmuzlamış ve yüreği çatlayacak gibi gülerek gidip Cafer'i bulmuş. Cafer onu tuhaf görünüş içinde görünce kollarını havaya kaldırarak, ''Ey efendimiz, hiç kuşkusuz yolunun üzerinde yatıp çimenlerde yuvarlanmak fırsatı bulduğun bir bahçeye rastlamış olacaksın.'' diye haykırmış. Şah da Cafer'in bu sözlerini duyunca daha çok gülmeye başlamış. Sonra onları izleyen Cafer'in yakınlarda yere kapanarak ona saygı göstermişler. Ve ''Ey efendimiz, neşen daim olsun ama bir yudum su bulmak üzere bizi terk ettikten sonra seni bunca uzun süre geciktiren şey nedir?'' diye sormuşlar. O da kendilerine çok gülünç ve inanılmaz bir olay yaşadım diye yanıt vermiş ve balıkçı ile olan serüvenini nasıl kendisinin çaldığını sandığı giysiler yerine ona kendi işlemeli saten giysilerini verdiğini anlatmış. Bunu duyan Cafer, aman ya Rabbi, ey efendimiz, ben seni üstündeki zengin giysilerle kendi başına uzaklaşırken görünce başına gelecekler içime doğmuştu. Ama gidip balıkçıdan kendisine verdiğini geri alacağıma göre pek zarara uğranılmış sayılmaz, diye haykırmış. Şah daha da çok gülerek, sen bunu daha önce düşünmeliydin ey Cafer. Çünkü bu mübarek adam onu bedenine uydurmak için eteğinden üçte bir bölümünü kesti ve kestiğiyle de kendine bir sarık yaptı. Ama ey Cafer, gerçekten bir balık avlamak bana yetti ve bir kez daha böylesi bir iş tutacak değilim. Ve zaten bir kez daha denersem ilk kez sağladığım başarıyı tekrarlayacağımdan da pek emin değilim. Çünkü ağımdan çıkan balıklar şaşırtıcı bir bolluktaydı. Ve şimdi efendim balıkçı nehir kıyısında balıkları gözetiyor ve benim balıkları çarşıda satmak üzere içine koyup götüreceğim selelerle geri dönmemi bekliyor, demiş. Cafer de, ey şahım, gidip sana müşteri bulayım mı, diye sormuş. Şah, ey Cafer, atalarımın katıksız erdemleri üzerine yemin ederim ki balıklarımı efendim balıkçıdan satın alıp bana getirenlere her balık için bir dinar ödemeyi vaat ediyorum, diye haykırmış. Bu
Bunun üzerine Cafer, mahiyetindeki muhafızlara, ''Hey muhafızlar ve öteki kişiler, nehir kıyısına koşun ve şahımıza balık getirmeye gayret edin.'' diye buyurmuş. Ve hemen mahiyette bulunan herkes nehre koşarak balıkları gözetmekte olan balıkçıyı bulmuşlar ve atmacaların avlarının üzerine saldırdıkları gibi onun üzerine saldırmışlar ve önünde yığılı duran balıkları avcının sallayarak onları tehdit ettiği sopaya karşın birbirleriyle çekişip kapışmışlar. Balıkçı da onların sayıca kalabalık olmaları karşısında yenik düşerek ''Ne de olsa bu balıklar cennet balıkları değil.'' diye haykırmış ve kuvvetle indirdiği sopalar sayesinde bunlardan en güzel iki tanesini yağmadan kurtarmakta başarı sağlamış ve bunları alarak ve her birini bir elinde tutarak haydut ve yol kesen sandığı bu kimselerden kurtulmak için suya atlamış. Böylece suda yüzüp uzaklaşarak ve her biri birer balık taşıyan ellerini havaya kaldırarak ''Ey Allah'ım, bu mübarek balıkların yüzü suyu hürmetine ortağım olan zurnacının bir an önce geriye dönmesini sağla.'' diye haykırmış. Ve o tam bu dilekte bulunduğu sırada mahiyetten atı yolda işemek üzere durduğundan ötekilerden sonra kıyıya gelmiş olan bir hadım ağası artık balıklardan hiçbir iz bulunmadığını görünce sağa sola bakınmış ve suda bulunan balıkçıyı her bir elinde birer balıkla görerek ''Ey balıkçı, buraya gel!'' diye haykırmış. Ama balıkçı ona ''Bas git!'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten hadım ağası öfkenin sınırına ulaşarak mızrağını kaldırmış ve balıkçının doğrultusunda nişan alarak ona ''Buraya gelip o iki balığı bana satacak mısın, yoksa seni mıhlayayım mı?'' diye haykırmış. Balıkçı da ''Ey efendi, mızrağı bırak, hayatımı yitirmektense balıkları sana vermeye yeğe tutarım.'' diye yanıt vermiş. Ve sudan çıkarak adamın önüne iki balığı atmış. O da bunları toplayıp kenarı zengin işlemeli ipek bir mendile koymuş. Sonra da para çıkarmak için elini cebine sokmuş. Ancak boş olduğunu görerek balıkçıya ''Vallahi ey balıkçı, talihin yokmuş. Çünkü şimdi cebimde tek bir dirhem bile yok. Ama yarın saraya gelip hadım ağası sandal diye beni ararsan hizmetkarlar seni yanıma getirirler. Sana nasıl cömert davrandığımı görürsün. Böylece talihinin noksanını giderir. Sonra da yoluna gidersin.'' demiş. Ve balıkçı daha fazla terslik göstermekten çekinerek hadım ağasına binlerce hakaretini ya da binlerce tehdidini savurmaktan da çok şey anlatan berbat bir bakış fırlatmış. Ellerini birbirine çarparak ve acılık ve alay dolu bir sesle ''Aslında yaşamımdaki tüm kutsal günler arasında başlangıcından beri kutsalmış olan bir gün bu, besbelli.'' diye söylenerek Bağdat doğrultusunda uzaklaşmış. Böylece kentin duvarlarını aşmış ve çarşıların giriş yerine gelmiş. O sırada gelip geçenler ve dükkancılar bir yandan sırtında ağını, selesini ve sopasını taşırken öbür yandan ikisi de en az bir dinar değerinde urbaya ve sarığa büründüğünü görünce bu işin esasını öğrenmek üzere yüresini alıp ardında yürümeye başlamışlar ve böylece balıkçının terzisinin dükkanına ulaşmışlar. Terzi de balıkçının üstüne daha ilk bakışta pek az bir zaman önce Şah Nadir'e bizzat teslim ettiği giysiyi tanımış ve balıkçıya ''Ey balıkçı, sırtındaki urba sana nereden geldi?'' diye haykırmış. Balıkçı da keyfi iyice kaçmış bulunduğundan onu tepeden tırnağa süzerek ''Sen bu işe ne karışıyorsun suratsız herif? Yine de benim saklanacak bir şeyim olmadığı için bil ki balık tutmayı öğretmek için tuttum. Sonra da yardımcım olan çırağım bu urbayı giysilerimi çaldığından ötürü suçlanıp hapse atılmasın diye bana verdi.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince terzi gezintisi sırasında Şah'ın bu balıkçıya rastlamış bulunduğunu ve onunla gülüp alay etmek için bu azizliği yaptığını anlamış ve rahatça yolunu sürdürüp evine gitmesi için balıkçının yakasını bırakmış. Biz onun durumuna ertesi gün yeniden döneceğiz. Ama şimdi Şah Nadir'in bulunmadığı sırada sarayda ne olup bittiğini bilmenin zamanıdır. Ve de orada gerçekten son derece mühim olaylar geçmiş. Biz Şah'ın Cafer ile birlikte sadece biraz hava almak ve yeni gözdesi Gülbahar'a olan tutkusundan bir süre kurtulmak maksadıyla oyalanmak üzere kırlara açılmak için saraydan ayrıldığını biliyoruz. Oysa esireye duyulan bu tutkudan içi üzülen tek kişi Şah Nadir değilmiş. Şah'ın eşi Zübeyde'nin bu genç kız saraya gelip Şah'ın tek gözdesi olalı beri
kadınların rakiplerine karşı doğallıkla duyumsadıkları kıskançlık duygularıyla ruhu öylesine doluymuş ki ne yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne de uyuyabiliyormuş. Gözlerinin ve yöresindekilerin gözlerinin önünde sürüp giden bu alçaltmanın intikamını almak için doğacak bir fırsatı gözlüyormuş. Şah Nadir'in bir av ya da bir balık tutma maksadıyla saraydan uzaklaştığını öğrenir öğrenmez, kendi dairelerinde şerbetlerin ve de içi tatlılar ve hamur işleriyle dolu porselen tabakların eksik olmadığı gösterişli bir şölen hazırlatmış ve büyük bir merasimle köleler göndererek "Ey Gülbahar, Şah Nadir'in eşi Zübeyde Sultanımız seni onuruna verdiği bir şölen için çağırıyor. Çünkü bugün bir ilaç aldı. Bundan en iyi sonucu almak için ruhunun neşelenip içinin rahat olması gerek. Kendisi en iyi rahatlama ve en güzel neşenin seni görmek ve şahımızın hayranlıkla pek çok övdüğü sesinden şarkılar dinleyebilmek olduğunu düşünüyor ve kulaklarıyla bir kez duyarak bunu denemek istiyor." dedirterek Gözde Gülbahar'ı çağırtmış. Gülbahar da "İşitip itaat etmek Sultanımız Zübeyde Hatun'a karşı borcumuzdur." diye yanıt vermiş. Ve o saat ve o anda ayağa kalkmış. Ama bahtın kendisi için nasıl gizemli tasarlar sakladığını bilmiyormuş. Yanına gerekli olan musiki gereçlerini alarak baş hadımasına Zübeyde'nin dairesine kadar eşlik etmiş. Şah'ın eşinin huzuruna ulaşınca birkaç kez tekrarlayarak önünde elleri arasından yeri öpmüş. Sonra ayağa kalkıp son kertede tatlı bir sesle "Selam ey hanımım, bu haremin yüce perdesi ve yüksek örtüsü üstüne olsun. Gece ve gündüz birbirini izleyerek uzayıp gittikçe Allah da hanımımızın ömrünü uzatsın." demiş. Ve bu iltifatları yerine getirdikten sonra öteki kadınların ve nedimelerin arasına katılmış. O zaman kadifeden büyük bir divana uzanmış olan Zübeyde Sultan yavaş yavaş bakışlarını Gözde'ye çevirip ısrarla uzun uzadıya bakmış. Saçları gece gibi siyah, yanakları gülün taç yaprakları gibi pembe, parlak gözlü, baygın bakışlı, ışık saçan bir anlı ve ay gibi bir yüzü bulunan bu kusursuz genç kızın güzelliğinden gözleri kamaşmış. Ve kuşkusuz güneş sabahları onun alnından doğar, gecenin karanlıkları saçlarında koyulaşırmış. Tatlı nefesi olmasa misk de olmazmış. Ve çiçekler zarafetlerini ve kokularını ona borçluymuşlar. Ay alnından ışığını almadıkça parıldayamazmış. Dallar boyunun inceliğini örnek tutarak salınır ve yıldızlar ışıldamayı gözlerinden öğrenmeseler ışıldayamazlarmış. Denizin mercanı dudaklarını görmeden kızarmaz imiş. Hiddetlenirse eğer aşıklar yaşamlarını yitirip yere devrilirler, yatışırsa kıpırtısız yatan bedenler yeniden hayata dönerlermiş. Bir bakışla onları büyüler, iki alemi emrine bağlarmış. Zübeyde Sultan onu inceleyip hayran kalınca ona "Aramıza hoş geldin ey Gülbahar, rahatına bak, dost ve aile çevresindesin. Otur ve bizi sesinle, güzelliğinle ve çalgı çalarak eğlendir." demiş. Genç kız da "İşittim ve itaat ettim." diye yanıt vermiş. Sonra oturmuş ve ilkin eline hoş bir çalgı olan bir tambur alarak ve onun üstüne yaslanarak mızrap vurmuş ve çalgının tınısını duyarak ve de çalarken ona eşlik ederek öylesine harika bir sesle söylemiş ki gökteki kuşlar havada uçuşlarını durdurmuşlar ve saray hayranlıktan tüm duvarlarıyla raks etmeye başlamış. O zaman Gülbahar tamburu bırakmış ve kamış flaftayı almış ve dudaklarını ve parmaklarını ona değdirmiş. Orada bulunanları flafta çalarak büyüleyince bu sazı da bir kenara bırakmış ve eline harika bir çalgı olan udu almış, düzen sağlamış ve onu bağrına yaslayarak yuvarlaklığının üzerine eğilerek öylesine çalmış ki onu görenleri ve sesini işitenleri zevkten zevke sürüklemiş. Bunu izleyerek Gülbahar, Zübeyde Sultan'ın önünde çeşitli çalgıları çalıp şarkılar söyledikten sonra olanca zarafeti ve dalgalı bükülgenliğiyle ayağa kalkmış ve raks etmiş. Bundan sonra oturmuş ve olanca maharetiyle bazı hokkabazlık ve el çabukluğu hünerleri göstermiş ve bunları öylesine hafif bir el, sanat ve ustalıkla yerine getirmiş ki Zübeyde Sultan kıskançlığına, öç alma istek ve duygusuna rağmen içinden "Kuşkusuz Şah Nadir'e ona bu denli aşık olduğu için kusur bulmamalı" demiş ve kölelerine şölen kurmalarını buyurmuş.
ve öfkesinin ilk duyguların altında kalmasına özen göstermiş. Ama ilkin kafasına koyduğu rakibini zehirleme ve böylece ondan sonsuza dek kurtulma fikrini bir yana bırakarak sadece Gülbahar'a sunulan hamur işleri arasına uyku ilacını epeyce karıştırmakla yetinmiş. Ve Gülbahar bu tatlılardan bir parçayı dudaklarına götürür götürmez başı arkaya kayarak yere düşmüş ve baygınlığın karanlıklarına dalmış. Zübeyde de büyük bir acı duymuş gibi davranarak köle kızlara onu gizli bir daireye taşımalarını buyurmuş. Sonra da çok çabuk yemek yerken boğulduğunu söyleyerek kızın ölüm haberini yaydırmış. Daha sonra göstermelik bir cenaze merasimi hazırlatmış ve onu hemen sarayın bahçelerinde hazırlattığı görkemli bir mezara gömdürmüş. Bütün bunlar Şah Nadir'in yokluğunda olup bitmiş. Ama balıkçı ile geçirdiği serüvenden sonra Şah, saraya dönünce ilk yaptığı iş hadım ağalarından sevgilisi Gülbahar hakkında bilgi istemek olmuş. Hadım ağaları Zübeyde sırrı açıkladıkları takdirde kendilerini astıracağını söylediğinden halifeye matemli bir edayla ''Efendimiz Allah ömrünü uzatsın ve hanımımız Gülbahar'ın kalan ömrünü de sana versin. Senin yokluğun ey efendimiz onu öylesine bir umutsuzluğa düşürdü ve öylesine bir acı duydu ki buna dayanamadı ve ne yazık ki ansızın öldü.'' demişler. Bu sözleri duyan Şah kulaklarını tıkayarak ve feryatlar kopararak ve de her önüne gelene sevgilisini sorarak deli gibi sarayın içinde koşmaya başlamış ve yolun üzerindeki herkes karın üstü yere kapanmış ya da sütunların ardında gizlenmiş ve böylece gözdesinin düzmece mezarının yükseldiği yere kadar gelmiş ve alnını mermere dayayarak kollarını uzatmış ve olanca gözyaşını dökmüş ve Şah böylece hıçkırmayı ve acısını dökmeyi bir saat kadar sürdürmüş. Bundan sonra ayağa kalkmış, hiçbir teselli sözü duymak istemeksizin ve karısını ve yakınlık duyduğu kimseleri kabul etmeksizin dairesine kapanmış. Zübeyde'ye gelince, hilesinin başarı sağladığını görünce hala uyku ilacının etkisi altında bulunan Gülbahar'ı giysileri üzerinde olduğu halde gizlice bir sandığa kapattırmış ve güvendiği iki köleyle saray dışına taşıtmış. Ve satışın kapak kaldırılmadan yapılmasını şart koşarak rastlanan ilk alıcıya satılmasını buyurmuş. Ve işte her şey böyle olmuş. Balıkçının durumuna gelince balık avının ertesi günü uyanınca ilk düşüncesi kendisine iki balığın bedelini ödemeyen hadım ağasına takılmış. Ve kendi kendine ''Galiba yapacağım en iyi şey saraya gidip sandal denilen bu hadım ağasını soruşturmak olacak. Zaten kendisi de bana bunu önerdi.'' Borcunu ödemek istemezse ona gününü gösteririm demiş ve saraya doğru yollanmış. Oraya ulaştığında herkesi alt üst olmuş bir durumda görmüş. Sarayın kapısında da rastladığı ilk kişi başka kölelerin ve hadım ağalarının oluşturduğu saygın bir grubun ortasında el kol hareketleri yaparak tartışan hadım ağası Sandal olmuş ve onun yanına yaklaşırken yolunu genç bir köle kesmek isteyince onu itip ''Çekil önümden!'' diye haykırmış. Bu haykırışı işiten hadım ağası Sandal, başını çevirip sesini duyduğu kişinin balıkçı olduğunu görmüş. Gülerek ona yanına yaklaşmasını söylemiş. Balıkçı yaklaşınca ona ''Vallahi seni ey sarışınım, ey küçük lalem, seni bin kişi arasında tanırdım.'' demiş. Hadım ağası da bu sözleri işitince gülmekten patlayarak cana yakın bir tavırla ''Hele biraz dur ey balıkçı usta, sana borcumu hemen ödeyeceğim.'' demiş. Para çıkarmak ve bunu kendisine vermek üzere elini cebine sokmuş. Ama tam o sırada bir bağırtı Şah'ın yanından çıkan büyük vezir Cafer'in geldiğini bildirmiş. Bunu duyan hadım ağaları ve köleler iki sıra halinde yer almak üzere ayağa kalkmışlar. Ve Sandal kendisine konuşmak için vezirin yaptığı işareti görerek balıkçıyı bırakmış ve çabucak Cafer'in buyruklarını almaya koşmuş. Ve ikisi birlikte enine boyuna avluda dolaşarak uzun uzadıya konuşmuşlar. Balıkçı, hadım ağasının yanına dönmesinin geciktiğini görünce Sandal'ın meseleyi tümüyle unutmuş ve sanki varlığından hiç haberi yokmuşçasına artık aldırmaz görünmesinden bunu onun bir düzeni olduğuna inanmış. O zaman artık yerinde duramaz olmuş ve uzaktan hadım ağasına artık geri dön anlamına gelen işaretler yapmaya başlamış. Ama öteki buna hiçbir ilgi göstermediğinden balıkçı da alaylı bir edayla ona ''Ey Lale Efendi, bana borcunu ver de çekip gideyim.'' diye haykırmış. Hadım ağası da
Cafer'in orada bulunmasından dolayı bu konuşmadan çok sıkılmış ve yanıt vermek istememiş. Aksine o yanda olan bitenlerin vezirin ilgisini çekmemesi için daha canlı bir tarzda konuşmaya başlamış. Ama bu çabası boşuna olmuş. Çünkü balıkçı daha yakına gelmiş ve korkunç bir sesle ve de belirgin el kol hareketleri yaparak ''Ey ıslah olmaz adam! Allah kötü niyetli kişilerin ve fakirlerin nesi varsa soyan herkesin belasını versin!'' diye haykırmış. Sonra sesinin edasını değiştirerek yine alaylı ''Ey göçük karınlı efendim, senin korumana sığınıyorum. Çekip gitmem için bana olan borcunu senden rica ediyorum.'' diye haykırmış. Hadım ağası şaşkınlığın sınırına ulaşmış. Çünkü Cafer bu kez görüp işitmiş bulunuyormuş. Ama hala neyin söz konusu olduğunu kavrayamadığından hadım ağasına ''Bu zavallı adamın nesi var?'' diye sormuş. Hadım ağası da ''Efendim, sen bu adamın kim olduğunu bilmiyor musun?'' diye yanıt vermiş. Cafer ''Vallahi onu ilk kez gördüğüme göre nereden tanıyayım?'' demiş. Hadım ağası ''Efendim, bu kişi şaha yetiştirmek için balıklarını yağmaladığımız balıkçıdır. Ben de son kalan iki balığını alıp kendisine bugün saraya gelip beni görürse parasını ödeyeceğime söz vermiştim. Tam ona borcumu ödemek üzere iken size saygı göstermek üzere yanınıza koştum. İşte bundan dolayı bu bön herif sabırsızlanarak şimdi böyle münasebetsizce işaret edip duruyor.'' demiş. Vezir Cafer bu sözleri işitince yavaşça gülmüş ve hadım ağasına ''Ey hadım ağalarının başı, nasıl oluyor da sen şahımızın ustasına karşı bunca saygı, içtenlik ve ilgi yoksunluğu gösterebilirsin? Ah zavallı sandal, yaşa, ortağı ve ustası olan balıkçıya gerekli saygı göstermediğini öğrenirse sana ne der?'' demiş. Ve sonra ''Ey sandal, sakın onun gitmesine izin verme, çünkü bundan uygun zamanda gelemezdi.'' Tam bu sırada şahın göğsü daralmış ve yüreği üzgündür. Gözdesi Gülbahar'ın ölümü nedeniyle ruhu yas tutmaktadır ve kedere boğulmuştur. Ben onu elimden gelen her çareye başvurarak boşu boşuna teselli etmeye çalıştım. Ama belki de bu balıkçının yardımıyla onun yüreğini ferahlatabiliriz. Ben onun hakkında şahımızın düşüncesini yoklamaya giderken onu burada tutun, diye eklemiş. Hadım ağası sandalda işittim ve itaat ettim, diye yanıt vermiş. Ve Cafer şahın yanına ulaşmak üzere ayrılınca çabucak balıkçının yanına gitmiş ve balıkçı sonunda hadım ağasının yanına geldiğini görerek ona ''İşte sonunda ey göçük karın çıkıp geldin'' demiş. Ve hadım ağasının kölelere kendisini tutup gitmesini önlemelerini bildirdiğini görünce ''İşte tam da beklediğim şey ortaya çıkıyor. Alacaklı borç doluyor. İstekte bulunan, kendisinden bir şeyler istenen oluyor. Ah ben buraya param almaya geldim. Oysa harcımı ödemedim ve vergimi vermediğim bahanesiyle tutuklanıyorum.'' diye haykırmış ve onun durumu böyleymiş. Şaha gelince Vezir Cafer onun yanına girince onu ikiye katlanmış, başı ellerinin arasında göğsü hıçkırıklarla sarsılırken bulmuş. Cafer Şah'a ''Barış üzerine olsun ey efendimiz.'' demiş. Şah da yaş dolu bakışlarını Cafer'den yana çevirmiş ve acılı bir bakışla ona ''Ey Cafer, barış senin de üzerine olsun.'' diye yanıt vermiş. Cafer, ''Efendimiz kulunun konuşmasına izin verir mi yoksa bunu yasaklar mı?'' diye sormuş. Şah da ''Ne zamandan beri ey Cafer, senin benimle konuşman yasaklanmıştır. Sen ki benim tüm vezirlerimin başı ve efendisisin. Ne söylemek istiyorsan söyle bana.'' demiş. O zaman Cafer, ''Efendimiz, evime gitmek için senin yanından çıktığımda sarayın kapısında dinlenmiş, hadım ağaların arasında bulunan senin ustan, hocan ve ortağın olan balıkçıyı sana karşı üzüntülerini ifade edip ben kendisine balık tutma sanatını öğrettim. O ise bana herhangi bir minnet duymaktan öte sele bulmak üzere çekip gitti ve bir daha da geri dönmedi. Böyle ortaklık ve de böyle çıraklık olur mu? Yoksa bu onun ustasına borcunu ödemesinin kendi bildiğince bir yolu mudur?'' diyerek sızlanıp duruyordu. ''Ben de efendimiz koşup gelerek meseleyi sana açmayı uygun buldum. Eğer her zaman için onun ortağı kalacaksan bunu sen bilirsin.'' diye düşünerek ''Yok, eğer aranızdaki ortaklığı bozacaksan o da gitsin bir başka ortak ve arkadaş bulsun.'' demiş. Şah, vezirinin bu sözlerini işitince onu boğan hıçkırıklara karşın gülmekten kendini alıkoyamamış ve birdenbire içinin ferahladığını duyumsayarak Cafer'e ''Allah aşkına Cafer, bana doğruyu söyle, gerçekten balıkçı şimdi sarayın kapısında mı bulunuyor?'' diye sormuş. Cafer de
İnan olsun ki efendimiz balıkçının kendisi etiyle kemiğiyle kapıda duruyor diye yanıt vermiş. Şah da ey Cafer, benim ona bugün layık olduğu şekilde adalet göstermem ve borcumu ödemem gerek. Eğer Allah benim aracılığımla ona ceza ve azap verecekse bunu tümüyle yerine getireceğim. Öyle değil de bahtında servet ve refaha kavuşması takdir edilmişse ona da sahip olacaktır demiş. Bu sözleri söyleyerek şah eline büyük boyda bir kağıt almış. Bunu aynı ölçüde küçük parçalara ayırmış ve ey Cafer, ilkin kendi elinle bu küçük kağıt parçalarından 20'sine bir dinardan 1000 dinara kadar para miktarları ve ülkemin tüm saygıdeğer kişilerinin şahtan emirlere, vezirlere ve mabeyincilere, sonra da sarayın en basit hizmetlerini görenlere kadar herkesin adlarını yaz. Daha sonra da başka küçük kağıtlara sopalamadan asılarak öldürülmeye kadar her türlü ceza ve eziyetleri yaz demiş. Cafer de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş ve eline bir kalem alarak kağıtların üzerine şahın bildirdiklerine uygun olarak 1000 dinar, hapis, sopalama ve diğer benzer şeyler yazmış. Sonra da hepsini aynı biçimde katlamış, küçük bir leğene atmış ve hepsini birden şaha götürmüş. O da kendisine, ey Cafer, yemin ederim ki balıkçı hemen buraya getirdiğince içindekileri ancak seninle benim bildiğimiz bu kağıtlardan birini çekmesini ondan isteyeceğim ve çekeceği kağıtta ne yazılıysa kendisine vereceğim. Hatta bu şahlık görevinin devrini bile gerektirse o anda haklarımdan vazgeçeceğim ve gönlümün tüm cömertliğiyle görevimi kendisine devredeceğim. Ama eğer aksine asılarak ölüm veya başka herhangi bir ceza söz konusu olursa nasibini alacak ve başka bir yola başvurmasına olanak sağlamadan bunu da yerine getireceğim. Haydi şimdi git, onu al ve gecikmeden buraya getir demiş. Bu sözleri işitince Cafer içinden bu zavallının çekeceği kağıdın cezaların yazıldığı kağıtlardan birisi olması da mümkündür. O zaman böylece hiç istemediğim halde onun felaketinin nedeni olmuş olacağım. Çünkü şah bunun üzerine ant içtiğine göre kararını değiştirmesi düşünülemez. Benim gidip bu zavallıyı bulmaktan başka çarem yok demiş. Sonra da çıkıp balıkçıyı bulmaya gitmiş ve elinden tutarak onu sarayın içine doğru sürüklemek istemiş. Ama o ana kadar sinirlenip tutuklanmasından şikayet edip saraya geldiğinden ötürü pişmanlıklarını söyleyip dururken aklını kaçırır gibi olmuş ve ne budalaymışım ki bu hadım ağasını, bu felaket lalesini, geniş burun delikleri olan bu kalın dudaklıyı, bu çökük karınlıyı dinleyip onu burada aramaya geldim diyormuş. Ama Cafer ona haydi beni izle demiş ve balıkçının hakaretler yağdırdığı köleler kendilerini izlerken onu sürükleyip götürmüş. 7 uzun dehlizden geçirmiş ve yolda dikkat et ey balıkçı, şahımızın huzuruna çıkacaksın demiş. Ve büyük bir kapı perdesini açarak onu yöresinde emirleri ve sarayının ileri gelenleri bulunduğu halde Şah Nadir'in tahtında oturmakta olduğu kabul salonuna sokmuş. Neyi göreceğinden en küçük bir fikri bile bulunmayan balıkçı hiç de tedirgin olmamış. Ama olanca şah şahsı içinde oturmakta olan şaha dikkatlice bakarak onu tanıyınca gülmekten çatlayarak ona yaklaşmış ve ona ''Ah işte karşımdasın ey zurna, balıklarla beni tek başıma bırakıp kaçmakla namuslu kişiler gibi davrandığını mı sanıyorsun? Ben ki sana mesleği öğretmiş ve seni gidip ikisele almakla görevlendirmiştim. Beni en azından bir dinara satabileceğin balıkları herkesin gelip kapışması ve akbabalar gibi üşüşüp hepsini alıp götürmeleri sırasında yalnız bıraktın. Buraya sürüklenerek bu kalabalığın ortasına düşmemin nedeni de sensin. Ama sen ey zurna, söyle bana, seni kim yakaladı da o iskemleye bağladı?" demiş. Balıkçının sözlerini işiten şah gülmüş ve Cafer'in yazdığı pusulaların içinde bulunduğu altın leğeni iki elin arasında tutarak ona "Yaklaş ey balıkçı ve şu kağıtlardan bir kağıt çek." demiş. Balıkçı da gülmekten katılarak "Nasıl ey zurna, yoksa meslek değiştirip musikiyi bıraktın mı? Şimdi de yıldız bilimci oldun ha? Dünse balıkçı çırağıydın. Bana inan ki zurna bu seni ileri götürmez. Çünkü ne kadar çok mesleğe girersen o kadar az kazanırsın. İyisi mi sen? Yıldız bilimciliği bir yana bırak ve de gel benimle çıraklığını sürdür." diye haykırmış. Böylesine konuşmasını uzatıp gidecekken Cafer ona doğru yaklaşıp kendisine "Böyle konuşup durman yesin ey balıkçı. Sana şahımızın buyurduğu gibi gel de şu kağıtlardan birini çek." demiş.
ve onu tahta doğru itmiş. O zaman balıkçı Cafer'in iteklemesine karşı çıkmaya çalışmışsa da homurdanarak altın leğene doğru ilerlemiş ve tüm ağırlığıyla elini içine daldırarak oradan bir sürü kağıt parçasını birden çıkarmış. Ama onu gözetmekte olan Cafer bunların hepsini yeniden yerine koymasını ve tek bir kağıt çekmesini öğütlemiş. Balıkçı da onu bir yana iterek yeniden elini leğene daldırmış ve bu kez bir tek kağıt çekmiş ve ''Bundan böyle bu şiş yanaklı zurnacıyı, yıldız falına bakmaya özenen bu yıldız bilimciyi hizmete almak benden ırak olsun.'' demiş. Bunu söyleyerek kağıdı açmış ve ona ''Ey zurnacı, bana bu kağıtta yazılı yıldız falını okur musun? Sakın benden hiçbir şey gizleme.'' diyerek şaha uzatmış. Şah da kağıdı alarak onu okumaksızın Cafer'e uzatmış ve ona ''İçinde yazılı olanı bize yüksek sesle oku.'' demiş. Cafer de kağıdı almış, onu okuyarak ellerini havaya kaldırmış. Şah da gülerek Cafer'e ''Umarım ki iyi haberler var ey Cafer, nedir söyle, yoksa tahttan mı iniyorum, buraya balıkçıyı mı çıkarmak gerekecek, yoksa asılması mı gerek?'' diye sormuş. Cafer de yüreği acıyarak ''Ey efendimiz, bu kağıdın üzerinde balıkçıya 100 sopa vurulacak yazılı.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Şah, balıkçının haykırışları ve itirazlarına karşın ''Hüküm yerine getirilsin.'' emrini vermiş. Ve cellat Mesrur, çılgınca haykıran balıkçıyı yakalatmış ve onu karın üzerine yatırarak ne bir eksik ne bir fazla ardına 100 sopa vurmuş. Balıkçı, edindiği dayanıklık nedeniyle hiçbir acı duymadığı halde korkunç feryatlar koparıyor ve zurnacıya karşı binlerce ilenme sıralıyormuş. Şah da alabildiğine gülüyormuş. 100 sopa vurulup bitince balıkçı sanki hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkmış ve ''Ey şiş yanak, ne zamandan beri doğru dürüst yaşayan insanlar arasında sopalanmak şaka yerine geçiyor.'' diye haykırmış. Acıması bol bir ruha ve merhametli bir yüreğe sahip olan Cafer de Şah'a doğru dönmüş ve ''Ey efendimiz, izin ver de balıkçı bir kağıt daha çeksin. Belki bu kez bahtı ona güler. Zaten sen de eski ustanın senin cömertliğinin ırmağında susuzluğunu gidermeden buradan uzaklaşmasını istemezsin.'' demiş. Şah da ''Vallahi ey Cafer, sen çok tedbirsizsin. Bilirsin ki hükümdarlar yeminlerinden ya da vaatlerinden geri dönmek adetinde değildir. Oysa sen önceden eğer balıkçı ikinci bir kağıt çeker de asılması söz konusu olursa çaresiz asılmasını kabullenebiliyor musun? O zaman ölümüne sen neden olmuş olmaz mısın?'' diye yanıt vermiş. Cafer de bunu ''Vallahi ey efendimiz, felakete uğrayanın ölmesi yaşamasına yeğe tutulur.'' diyerek yanıtlamış. Şah ''Öyleyse bir kağıt daha çeksin.'' buyurmuş. Ama balıkçı Şah'a doğru dönerek ''Ey felaket zurnacısı, sen koca Bağdat'ta bu gibi deneyleri yaptırmak için benden başka kimse bulamadın mı? Ve tüm Bağdat'ta benden daha elverişli kimseler yok muydu?'' diye haykırmış. Ama Cafer ona doğru ilerlemiş ve ona ''Bir kağıt daha çek, Allah rast getirsin.'' demiş. O zaman balıkçı elini altın leğene sokmuş ve bir anda bir kağıt çekip Cafer'e vermiş. Cafer de onu açıp okumuş ve konuşmaksızın başını öne eğmiş. Şah da sakince ona ''Ey Cafer, neden konuşmuyorsun?'' diye sormuş. Cafer ''Ey efendimiz, bu kağıdın üzerinde hiçbir şey yazılı değil, boş bir kağıt.'' diye yanıt vermiş. Şah da ''Görüyorsun işte, bu balıkçının bahtının gülmesi bizim elimizde değil. Şimdi ona elinden geldiğince çabuk gözümün önünden uzaklaşıp gitmesini söyle, yüzünü gördüğüm yeter olsun.'' demiş. Ama Cafer ''Ey efendimiz, senden aziz ve temiz yürekli atalarının kutsal erdemleri üstüne rica ediyorum. Bu balıkçıya üçüncü bir kağıt çekme izni ver. Belki de böylece açlıktan ölmemenin bir yolunu bulabilir.'' demiş. Şah da ''Pekala, üçüncü bir kağıt çeksin, başkası da olmasın.'' diye yanıt vermiş. Cafer de balıkçıya ''Haydi ey fakir kişi, üçüncü ve sonuncu kağıdını çek.'' demiş. Balıkçı da bir kez daha kağıt çekmiş ve Cafer kağıdı onun elinden alarak yüksek sesle ''Balıkçıya bir dinar.'' diye okumuş. Bu sözcükleri duyan balıkçı ''Ey felaket zurnası, 100 sopaya karşı bir dinar ha, ne büyük cömertlik.'' diye haykırmış. Şah da tüm ruhuyla gülmeye koyulmuş ve Cafer ne de olsa onu eğlendirmeyi başarmış bulunduğundan
balıkçıyı elinden tutmuş ve onu taht salonundan çıkarmış. Balıkçı sarayın kapısına gelince orada hadıması sandalı görmüş. Sandal onu çağırıp kendisine ''Gel balıkçı, şahın sana cömertçe sağladığı şeyi paylaşalım.'' demiş. Balıkçı da ona ''Ah seni suratsız, paylaşmak istiyorsun ha? Gel öyleyse bedenin üzerine 100 sopanın yarısını kabullen ve efendin zurnacının bana verdiği 1 dinar da senin olsun.'' diye haykırmış ve Cafer'in avucuna koyduğu dinarı ona fırlatıp sarayın kapısından çıkmak istemiş. Ama hadıması ardından koşarak cebinden 100 dinarlık bir kese çıkarıp ''Ey balıkçı, bu dinarları dün senden satın aldığım balıkların bedeli olarak al ve de selametle yoluna git.'' diyerek balıkçıya uzatmış. Balıkçı da bunu görünce pek sevinmiş. 100 dinarla birlikte Cafer'in verdiği 1 dinarı da almış ve kötü talihini ve uğradığı işlemi unutarak hadımasından izin almış ve şükrederek oradan ayrılıp eve dönmek üzere yola koyulmuş. Gerçekten evine dönmek üzere çarşıdan geçerken balıkçı, esirler pazarının önünde hatırı sayılır bir kalabalığın aynı noktaya baktıklarını görerek durmuş ve kendi kendine ''Toplanmış olan bu kalabalık böyle neye bakıyor olabilir acaba?'' diye sormuş ve merak duyarak tacir ve simsarları, zengin ve fakirleri itip kakarak kalabalığı yarmış. Onu görüp tanıyanlar gülüp duruyorlar ve birbirlerine ''Yer açın, tüm pazarı satın alacak olan varlıklı yiğide yer açın, yüce balıkçıya yer açın.'' diyorlarmış. Balıkçı da hiç tedirginlik duymadan ve kemerine bağlı dinarların ağırlığıyla keyiflenerek ilk sıranın ortalarına kadar ilerlemiş ve işin ne olduğunu anlamaya çalışmış. Orada önünde üzerine bir kölenin oturduğu bir sandık bulunan yaşlı bir kişi görmüş. Ve bu yaşlı kişi yüksek sesle ''Ey tacirler, ey zengin kişiler ve de kentimizin soylu kişileri, içinde ne olduğu bizce bilinmeyen, efendimizin eşi Zübeyde Sultan'ın sarayından bize ulaşan bu sandığı satın alarak %100 sağlam bir iş için kim parasını harcamak ister? Kim fazla para önerirse onun olacaktır.'' diyormuş. Ama onun çağrısını genel bir sessizlik yanıtlıyormuş. Çünkü tacirler içinde ne olduğunu bilmedikleri bir sandık için yüklü para harcamayı göze alamıyorlarmış ve de içinden yutturmaca bir şeylerin çıkmasından çekiniyorlarmış. Ama sonunda içlerinden biri sesini yükseltmiş ve ''Vallahi bu alışveriş epeyce tehlikeli, aldanma olasılığı epeyce yüksek. Yine de ben bir öneride bulunacağım ama bundan dolayı beni ayıplamayın. Bir tek söz edeceğim, kusura bakılmazsa işte bir tek fazlasını düşünmeden 20 dinar demiş. Ama bir başka tacir hemen bunu artırarak ''Benden 50 dinar demiş. O zaman tellal ''Ey tacirler, aranızda başka artıracak yok mu? Son öneri 100 dinar, başka artıran yok mu?'' diye haykırmış. O zaman balıkçı sesini yükselterek ''Benden 101 dinar'' demiş. Balıkçının bu sözlerini duyan tacirler, silkinmiş bir halının üzerinde ne kadar para kalmışsa onun da o kadar parası olabileceğini düşünerek ve alay ettiğine inanarak gülmeye başlamışlar. Ama balıkçı kemerini açmış ve yeniden yüksek ve kızgın bir sesle ''101 dinar'' diye haykırmış. Bunun üzerine tellal, tacirlerin gülmesine karşın ''Vallahi sandık onundur ve benim bunu ona satmaktan başka yapacağım şey yoktur.'' demiş. Ve de ''Ey balıkçı, 101 altını öde ve içindekiyle birlikte sandığı al götür. Aldığının hayrını gör ve satın aldığın şey nedeniyle mutluluk senin üzerine olsun.'' diye eklemiş. Balıkçı da tam 101 dinar içeren kemerini boşaltmış ve içinden çıkanları tellalın eline teslim etmiş ve satış iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla son bulmuş ve sandık o andan başlayarak balıkçının malı olmuş. O zaman çarşının bütün hamalları satışın tamamlandığını görerek her biri ücret karşılığında taşımak üzere didişerek sandığın üzerine atılmışlar. Ama artık tüm parasını bu satış uğruna harcamış bulunduğu ve bir soğan alacak kadar bile parası kalmadığı için bu durum zavallı balıkçının işine gelmiyormuş. Hamallarda sandığı taşımak üzere itişmeyi tacirlerin aralarına girip onları ayırıncaya kadar sürdürmüşler. Tacirler, ''İlk gelen hamal karadır, taşımak da onun hakkıdır.'' demişler. Ve sandığı kendi taşımak isteyen balıkçının tüm itirazlarına karşın öteki hamalların hepsini kovmuşlar ve ona müşterisi balıkçıyı izlemesini bildirmişler.
hamalda, sandık sırtında olduğu halde balıkçının ardından yürümeye başlamış. Balıkçı da bir yandan yürürken içinden, "Artık üzerimde ne bir altın, ne bir gümüş ya da bakır para var. Hatta bunların kokusu bile yok. Eve ulaşınca ben nasıl bu hamalın parasını ödeyeceğim?" diyormuş. Ve de, "Bu belalı sandığa ne ihtiyacım vardı benim? Bunu satın almayı nereden kafama soktum bilmem ki. Ama yazılmış olan insanın başına gelir. Ben bu hamala para ödeme işinden yakamı sıyırmak için onu aşağı yukarı koşturacak, sokaklar boyunca yolunu yitirtecek, yorgunluktan ölünceye kadar onu dolaştıracağım. O zaman kendi isteğiyle duracak ve de daha fazla bu sandığı taşımak istemeyecektir. Ben de onun bu vazgeçmesinden yararlanarak kendisine para ödemekten kurtulacağım ve sandığı kendi sırtıma alıp taşıyacağım," diyormuş. Ve kafasında bu tasarıyı kurunca onu hemen yürürlüğe sokmuş. Bir sokaktan öbür sokağa, bir yerden öbür yere koşmaya koyulmuş ve hamalı da tüm kent boyunca kendisiyle birlikte sürüklemiş. Bu böylece öğleden akşam güneş batıncaya kadar sürmüş ve tamamıyla tükenmiş bulunan hamal da mırıldanmaya, sonra da homurdanmaya başlamış ve sonunda balıkçıya, "Efendim, senin evin nerede?" diye sormuş. Balıkçı da, "Vallahi dün onun nerede olduğunu biliyordum ama bugün tümüyle unuttum ve seninle birlikte nerede olduğunu arayıp duruyorum," diye yanıt vermiş. Hamal da, "Sen benim ücretimi ver de sandığını al öyleyse," demiş. Balıkçı, "Hele biraz daha bekle, ağır ağır yürü de bana hafızamı toplamam ve evimin nerede olduğunu düşünmem için biraz zaman bırak," demiş. Ve bir süre sonra hamal ıhlayıp dişleri arasından homurdanmaya başlayınca ona, "Ey kara, benim üzerimde senin ücretini karşılayacak para yok. Aslında paramı da evde bıraktım. Evin nerede olduğunu da unuttum," demiş. Ve hamalın artık yürüyecek hali kalmayıp yükünü yere indirerek durduğu sırada balıkçının yanına bir tanıdığı yaklaşıp omzuna vurarak ona, "Hele hele, sen misin o balıkçı? Mahallenden bunca uzaktaki bu mahallede ne yapıyorsun bakalım ve de bu adama ne taşıtıyorsun?" diye sormuş. Ama gücünü yitirmiş bulunan balıkçı daha yanıt vermeden hamal kara sözü geçen tanıdığa dönmüş ve ona, "Amca, balıkçının evi nerede bulunuyor acaba, biliyor musun?" diye sormuş. Adam da, "Vallahi tuhaf bir soru sordun. Balıkçının evi Bağdat kentinin öbür yanında balık pazarı yöresinde bulunan harapanın içindedir," diye yanıt vermiş ve gülerek uzaklaşmış. Bunun üzerine hamal kara balıkçıya, "Haydi bakalım yürü, canlan ve de kıpırda," demiş. Önünde yürütüp balık pazarı yakınındaki harapana doğru ona yol aldırmış ve oraya ulaşıncaya kadar davranışından dolayı, "Ey sen kötü yüzlü herif, Allah günlük ekmeğini kessin. Bu hanın önünden kaç kez geçtik de beni durdurmadın. Haydi yardım et de sırtımdan şu sandığı indirelim. Keşke sen bunun içinde olup da sonsuza dek kapalı kalsaydın," diye sitemler etmiş. Balıkçı tek bir söz söylemeden onun sandığı sırtından indirmesine yardım etmiş. Hamal da elinin tersiyle alnındaki iri ter damlalarını silerek ona, "Şimdi beni gereksiz yere bunca yorduktan sonra senin ruhunun yüceliğini ve hak ettiğim ücreti ödemek için elinin ne denli açık olduğunu görelim. Çabuk ol da ben de kendi yoluma gideyim," demiş. Balıkçı ona, "Kuşkusuz arkadaşım, bol bol hakkını alacaksın. Altın para mı, gümüş para mı istersin? Senin seçimine bağlı," diye karşılık vermiş. Hamal da, "Uygun olanı sen benden iyi bilirsin," demiş. Bunun üzerine balıkçı sandıkla birlikte hamalı kapıda bırakarak odasına girmiş ve oradan elinde sırımında 40 sivri çivi kakılı bir vuruşta bir deveyi öldürecek güçte korkunç bir kırbaçla çıkmış ve hamalın üzerine atılarak kolunu kaldırıp kırbacı havada sallamış ve hamalın sırtına indirmiş ve bunu tekrarlayarak hamalın öylesine canını yakmış ki zavallı sırtını çevirip uğuldayarak ve ellerini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş ve sokağın köşesinde gözden kaybolmuş. Böylece hamaldan kurtulunca kendi girişimiyle sandığa yönelip onu odasına kadar sürüklemiş. Ama bütün bu gürültüyü duyan komşuları toplanıp balıkçının ipekli satenden giysisini, aynı kumaştan sarığını ve de sürüklediği sandığı görmüşler ve ona, "Ey balıkçı, bu urba ve bunca ağır şu sandık nereden eline geçti?" diye sormuşlar. O da, "Asıl mesleği zurnacılık olan kendisine şahnadir dedirten çırağımdan," diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan balıkçının handa oturan komşuları korkarak birbirlerine,
Dikkat edin de onun böyle budalaca konuştuğunu kimseler duymasın. Yoksa kollukçular yakalar ve hiç kuşkusuz onu asarlar. Hanımızı da baştan aşağı yıkarlar. Ölüsünü de hanın kapısına asarlar, demişler. Ve son kertede dehşete düşerek onu dilini ağzında kilitli tutmaya zorlamışlar. Ve işini bir an önce tamamlaması için sandığı odasına taşımasına yardım etmişler. Ve üzerine de kapısını kapamışlar. Balıkçının odası o kadar darmış ki sandık sanki sırf onun içine girmek için yapılmış gibi hemen her yanı kaplamış. Ve balıkçı geceyi nerede geçireceğini bir türlü bilemediğinden boylu boyunca sandığın üzerine uzanmış ve orada bütün gün başına gelenleri düşünmeye koyulmuş. Ve birdenbire kendi kendine ''Ama aslında sandığı açmak ve içinde ne olduğunu anlamak için daha ne bekliyorum?'' diye sormuş. Ve iki ayağı üzerine sıçrayarak elinden geldiğince elleriyle sandığı açmaya çalışmış. Ama boşuna ve yine kendi kendine ''Ey balıkçı, aklından ne zorun oldu da açmayı bile beceremediğin bu sandığı satın almaya kalktın?'' demiş. Ve kilidini kırarak zincirlerini çözmek için yeni bir hamlede bulunmuş. Ama boşuna. O zaman kendi kendine ''İşi yeniden ele almak için sabahı bekleyeyim.'' demiş. Ve yeniden boylu boyunca sandığın üzerine uzanarak çok geçmeden uyuyup horlamaya başlamış. Böylece bir saat kadar uyuduktan sonra ansızın ürküp sıçrayarak uyanmış ve başını odasının tavanına çarpmış. Gerçekten sandığın içinde bir şeylerin kıpırdandığını hissetmiş ve birdenbire uyku aklıyla birlikte başından uçup gitmiş. Ve ''Hiç kuşku yok ki bunun içinde ecinliler var. Allah'a şükür ki bana esin verdi de kapağını açmadım. Sandığı açsaydım karanlıkta üzerime sıçrayıp kim bilir bana neler yapacaklardı. Kuşkusuz herhalde başıma hoş şeyler gelmeyecekti.'' diye haykırmış. Ama aynı anda korku kafasında böylece şekillenirken sandığın içindeki gürültü iki katıyla duyulmuş ve kulağına sanki bir inildeme gelmiş. Bunu duyan balıkçı korkunun sınırında el yordamıyla ışık oluştursun diye bir lamba aramış. Ama fakirliğin bir adet lamba edinmesine her zaman engel olduğunu unutmuş ve odasının duvarlarını eliyle yoklayarak ve dişleri birbirine vurarak kendi kendine ''Ey balıkçı, bu kez durum berbat, hem de çok berbat.'' diyormuş. Sonra korkusu ikiye katlanarak kapıyı açmış ve gecenin ortasında alabildiğine bağırarak ''Ey komşular, imdat, handaki komşular, koşun, yardım edin.'' diye bağırarak kendini dışarı atmış. Çoğunluğu çoktan uyumuş bulunan komşuları da çok heyecanlanarak uyanmışlar. Karıları yarı örtünük evlerinden başlarını çıkarıp bakarken onun yanına koşuşmuşlar. Ve hepsi de ''Ne oldu sana balıkçı?'' diye sormuşlar. O da ''Ey komşular, çabucak bana bir lamba verin çünkü ecinliler ziyaretime geldi.'' diye yanıt vermiş. Komşuları gülmeye başlamışlar ve sonunda içlerinden biri bir lamba getirmiş. Balıkçı da lambayı alıp kendine daha çok güvenerek evine dönmüş. Ama ansızın tam sandığın üzerine eğildiği sırada ''Ah, neredeyim ben?'' diyen bir ses duymuş. Ve öncekinden de fazla korkuya düşerek her şeyi bırakıp bir deli gibi yeniden dışarı fırlamış. Ve ''Komşular, komşular yardım edin!'' diye haykırmaya başlamış. Komşuları da ''Ya balıkçı, ne belasın sen be, bizi yine mi tedirgin ediyorsun?'' demişler. O da ''İyi yürekli kişiler, ecinli sandığın içinde kıpırdayıp konuşuyor!'' diye yanıt vermiş. Onlar da ''Yalancı, ne diyormuş bakalım bu ecinli?'' diye sormuşlar. O da ''Bana neredeyim ben?'' dedi diye yanıt vermiş. Komşular da gülerek ''Ama kuşkusuz cehennemdedir ey deli. İnşallah ölünceye kadar gözüne uyku girmez. Bütün hanı ve bütün mahalleyi tedirgin ettin. Eğer susmayacak olursan inip kemiklerini kıracağız.'' diye haykırmışlar. Bunun üzerine balıkçı korkudan ölecek gibi olduğu halde bir kez daha odasına girmeye karar vermiş ve tüm cesaretini toplayarak eline büyük bir kaya alıp sandığın kilidini kırmış ve kapağını ansızın açmış ve sandığın içinde uzanmış, baygın ve göz kapakları yarı kapalı bir huri kadar güzel ve mücevherler kadar parlak bir genç kızın yatmakta olduğunu görmüş. Bu kız Gülbahar imiş ve kurtulduğunu anlayarak göğsünü havayla doldurarak derin derin solumuş. Orada gerçekten solgun ve çok güzel ve arzu uyandıracak bir halde duruyormuş.
Bunu gören ve hayatında böylesi bir güzellik değil, sade bir kadın bile tanımamış olan balıkçı, önünde dize gelerek ona ''Allah aşkına hanımım, sen kimsin?'' diye sormuş. Kız gözlerini, kıvrık kirpikli o güzelim gözlerini açmış ve ''Yasemin nerede, Nergiz nerede?'' diye sormuş. Bunlar sarayda onun hizmetindeki iki genç esirenin adlarıymış. Balıkçı da kendisinden Yasemin ve Nergiz istendiğini sanarak ''Vallahi hanımım, burada bende kurutulmuş kına çiçeklerinden başka çiçek yok.'' diyerek yanıt vermiş. Genç kız da bu sesi ve bu yanıtı işitince tüm aklını başına devşirmiş ve gözlerini alabildiğince açarak ''Sen kimsin, ben neredeyim?'' diye sormuş ve bunu şekerden de tatlı bir sesle ve elinin zarif bir hareketiyle söylemiş. Ve içinde ince bir ruh taşıyan balıkçı da görüp işittiğinden çok duygulanmış ve ''Gerçekten çok güzel olan hanımım, ben bir balıkçıyım ve sen de kesinlikle benim yanımda bulunuyorsun.'' diye yanıt vermiş. Gülbahar, ''Öyleyse Şah Nadir'in sarayında değilim öyle mi?'' diye sormuş. O da, ''Yok vallahi hanımım, sen benim odamdasın ve alım satım yoluyla bugün sandığınla birlikte seni mezatta 101 dinara satın aldım ve seni bu sandıkta uyurken evime getirdim.'' diye yanıt vermiş. Gülbahar da bu sözleri duyunca gülerek ona, ''Demek ki beni görmeden çarşıda satın aldın ey balıkçı.'' demiş. O da, ''Evet vallahi senin varlığından bile haberim olmayarak.'' diye yanıt vermiş. O zaman Gülbahar, Zübeyde Sultan'ın tuzağına düşerek başına ne geldiğini anlamış ve olup biteni başından sonuna kadar balıkçıya anlatmış. Ve böylece onunla sabaha kadar konuşmuş. O zaman kız ona, ''Ey balıkçı, çok acıktım. Sende yiyecek hiçbir şey yok mu?'' diye sormuş. Balıkçı, ''Yok vallahi hanımım, ne içecek bir şey var ne de yiyecek. Ben de iki gündür ağzıma bir lokma bir şey koymadım.'' diye yanıt vermiş. Kız, ''Hiç değilse üzerinde biraz para var mı?'' diye sorunca, ''Para mı dedin hanımım? Son paramı işte bu sandığa verdim ve elim ayağım kurudu.'' demiş. Kız da bu sözleri işitince gülmeye başlamış. Ve ona, ''Öyle de olsa dışarı çık da komşularından bana yiyecek bir şeyler getir. Herhalde seni reddetmezler. Çünkü komşu komşuya gereklidir.'' demiş. Bunun üzerine balıkçı ayağa kalkıp hanım bahçesine çıkmış. Sabahın er saatinin sessizliğinde, ''Ey handa oturanlar, ey komşular, işte şimdi de sandıktaki ecinli benden yiyecek bir şeyler istiyor. Benim de elimde ona verecek hiçbir şey yok.'' diye haykırmış. Onun sesinden ürken ve yoksulluğuna acıyan komşuları da aşağı inip akşamdan kalan yarım ekmeği, ayrıca bir parça peynir, bir hıyarla bir turp vermişler. Balıkçı da toparladığı şeylerden mutlu odasına dönmüş ve bütün bunları genç kızın önüne koymuş ve ona ''Haydiye hanımım'' demiş. O da gülmeye başlamış ve ''Ey balıkçı, su içmek için küçük bir güğüm ya da bir testi olmaksızın nasıl yerim? Yoksa lokma boğazıma takılır ve ölürüm.'' demiş. Balıkçı da ''Ey güzeller güzeli, kötülük senden ırak olsun. Şimdi hemen gidip sana bir testi değil, bir küp su getireceğim.'' diye yanıt vermiş ve hanın avlusuna çıkarak gırtlağının tüm gücüyle ''Ey komşular, ey handa oturanlar!'' diye haykırmış. Her yandan kızgın başlar uzanarak ona bağırmaya başlamışlar ve ''Ey Allah'ın cezası, şimdi de ne var?'' diye haykırmışlar. O da ''Sandıktaki ecinli, şimdi de su istiyor!'' diye yanıt vermiş. Komşular aşağı inip kimi bir kupsuz testide, kimi bir testide, kimi bir güğümde, kimisi de çömlekte ona su getirmişler. O da her birini ellerine alıp kolunun altına kıstırıp ya da tepesine oturtarak dengede tutup çabucak Gülbahar'a getirmiş. Gülbahar yemeğini yiyip suyunu içtikten sonra balıkçının yüzüne bakmış ve ona gülümsemiş ve ''Bil ki ey balıkçı, rakibim Şah Nadir'in karısı Zübeyde Sultan'ın kıskançlığı yüzünden düştüğüm durumdan beni kurtarman bahtında yazılı olduğu için ne mutlu ki kurtuldum. Ben gerçekten Şah Nadir'in gözdesi Gülbahar'ım. Sana gelince bundan böyle mutluluğun güvence altındadır.'' demiş. Balıkçı da ona ''Ama bu Nadir benim balık tutmayı öğrettiğim kişi değil midir ve ben bu bostan korkuluğunu büyük bir iskemlenin üzerinde sarayda otururken görmedim mi?'' diye sormuş. Kız da ''Kesinlikle ta kendisi'' diye yanıt vermiş. O da
Vallahi bütün hayatımda onun kadar kötü zurna çalan ve de daha büyük bir namussuz görmedim. Bu soytarı herif beni sadece soymakla kalmadı. 100 sopa karşılığı 1 dinar verdirdi. Ve eğer ona bir daha rastlarsam şu kamçıyla ona gününü gösteririm diye haykırmış. Ama Gülbahar onu susturarak kendisine ''Ey balıkçı, bu uygunsuz konuşmayı bırak. Çünkü kendini içinde bulacağın yeni durumda her şeyden önce gönül gözünü açmak ve nezaketle konuşup incelikle davranmak durumundasın. Böylece ey balıkçı üzerine saraylıların urbalarını geçirir ve yüksek rütbeli bir şehirli, kibarlık ve seçkinlikle donanmış bir kişilik olursun.'' demiş. Balıkçı Gülbahar'ın bu sözlerini işitince birdenbire kendisinde bir değişimin meydana geldiğini ve gönül gözünün açıldığını ve zekasının parıldadığını hissetmiş ve bütün bunlar onun hayrına olmuş. İnce ruhların kaba ruhları etkilediği ne kadar doğrudur. Böylece bir dakikadan öbürüne Gülbahar'ın tatlı sözleriyle balıkçı o güne kadar budala ve kaba iken tavırları ince, dili akışkan, zarif bir kentli olmuş. Gerçekten Gülbahar böylece özellikle yeniden çağrılıp Şah Nadir'in huzuruna çıktığında tutacağı yolu ona anlatınca balıkçı ''Başım üzerine, gözüm üzerine, işte önünde boyun eğerek ve erdemlerine saygı duyarak sana bağlı kölen durmaktadır. Konuş hanımım, sana hizmet uğrunda ne yapabilirim?'' diye cevap vermiş. O da ''Ey balıkçı, bana sadece bir kalem, bir hokka ve bir yaprak kağıt gerek.'' diye yanıt vermiş. Balıkçı da çabucak bir komşusunun yanına koşarak bu gereçleri sağlayıp Gülbahar'a getirmiş. O da Şah Nadir'in iş tuttuğu Cevahirci Karnas'a uzun bir mektup yazarak olup bitenlerden onu haberli kılmış ve alım-satım yoluyla kendisine sahip olan balıkçının yanında kalmakta olduğunu kendisine açıklamış ve mektubu katlayıp balıkçıya vermiş ve ona ''Bu mektubu al ve Cevahirciler Çarşısı'nda şahımızın iş tuttuğu ve dükkanını herkesin bildiği Karnas'a ver.'' ve sana davranış ve konuşma bakımından yaptığım önerileri de unutma, demiş. Balıkçı da işitip itaat ettiğini söyledikten sonra mektubu ilkin dudaklarına, sonra alnına götürmüş. Sonra da çabucak Cevahirciler Çarşısı'na koşup orada Karnas'ın dükkanını sormuş. Kendisine göstermişler. Dükkana yaklaşarak seçkin tavırlarla cevahircinin önünde eğilip ona barış dilemiş. Cevahirci de onun dileğini yanıtlamış ama dudağının ucundan ve ona yarım yamalak bakarak ''Ne istiyorsun?'' diye sormuş. Balıkçı da yanıt olarak ona mektubu uzatmış ve cevahirci mektubu parmağının ucuyla tutmuş ve okumadan hatta açmadan yanındaki halının üzerine bırakmış. Çünkü bunun sadaka istemek için bir dilekçe ve balıkçının da bir dilenci olduğunu düşünüyormuş. Hizmetkarlarından birine ''Ona bir yarım dirhem verin.'' demiş. Ama balıkçı bu sadakayı onurlu bir tavırla reddetmiş ve cevahirciye ''Benim sadakayla bir ilgim yok, sadece mektubu okumanı rica ediyorum.'' demiş. O zaman cevahirci mektubu alıp açmış ve okumuş ve birdenbire onu öpüp saygıyla başına götürmüş ve balıkçıyı yanına oturmaya çağırmış ve ona ''Kardeşim senin evin nerede bulunuyor?'' diye sormuş. O da ''Falan mahallede, falan sokakta, filan handa.'' diye yanıt vermiş. O da hemen iki baş yardımcısını çağırarak onlara ''Bu saygın kişiyi Sarraf Mahzun'un dükkanına götürün. Kendisine 1000 dinar versin. Sonra onu en kısa zamanda bana buraya geri getirin.'' demiş. İki baş yardımcı balıkçıyı Sarraf Mahzun'un dükkanına götürmüş ve ona ''Ey Mahzun, bu saygın kişiye 1000 dinar vereceksin.'' demiş. Sarraf da 1000 dinar altın tartmış ve yeniden iki baş yardımcıyla Karnas'ın yanına dönen balıkçıya vermiş. Balıkçı Karnas'ı şahane koşumlu bir katıra binmiş, yöresi zengin giysilerle donanmış, 100 köleyle çevrili vaziyette bulmuş. Cevahirci, balıkçı içinde güzellikle eşdeğer bir katır hazırlatmış ve onu mahmuzlayıp kendisini izlemesini söylemiş. Ama balıkçı, ''Vallahi efendim ben ömrümde katıra binmedim, at ve eşeğe binmesini de bilmem.'' demiş. Cevahirci ona, ''Hiç önemi yok, bugün öğrenirsin, hepsi bu kadar.'' diye karşılık vermiş. Balıkçı da, ''Onun beni yere fırlatıp yanımı yöremi kıracağından korkarım.'' demiş. O da, ''Korkma sakın ve bin.'' diye yanıt vermiş. Balıkçı bir sıçrayışta katırın üzerine atlamış. Ancak
tersine bindiğinden dizgini tutacağına hayvanın kuyruğunu tutmuş ve son derece huylu olan hayvan titizlenerek olanca gücüyle tekmeler savurmaya başlamış ve onu sırtından yere atması uzun sürmemiş. Acı içinde doğrulan balıkçı, "Ey Karnaz, ben ayaklarımla yürümekten başka şekilde yola çıkamayacağımı biliyordum," demiş. Ama bunlar balıkçının son üzüntüleri olmuş. Bundan böyle bahtı onu refahın yollarında kararlı bir şekilde yürütecekmiş. Gerçekte cevahirci kölelerinin ikisine, "Şurada gördüğünüz efendinizi hamama götürün ve ona birinci sınıf bir banyo yaptırın ve onunla yeniden buluşmamız için evime getirin," demiş. Ve kendi başına Gülbahar'ı bulmak, sonra da kendi evine getirmek üzere balıkçının barınağına gitmiş. Balıkçıya gelince iki köle onu ömrünce ayak basmadığı hamama götürmüş ve ona en iyisinden bir natır bulmuşlar. Natır hemen onu ovuşturup kirlerini kabartarak yıkamaya başlamış. Her türlü kirden ve her çeşit bit ve tahta kurusundan arındırmış. Özen gösterip dinlendirmiş ve iki kölenin acele gidip aldıkları ipek bir giysiye bürümüş. Böylece donatarak onu efendileri Karnas'ın daha önce Gülbahar ile gelmiş olduğu evine götürmüşler. Balıkçı da evin büyük salonuna girerek genç kadının güzel bir divanda oturmakta olduğunu görmüş. Yöresinde de hizmet için candan ilgi gösteren hizmetçiler ve kölelerden oluşan bir topluluk varmış. Ve daha evin kapısındayken kapıcı onu görünce hemen ayağa kalkmış ve saygıyla elini öpmüş. Ve bütün bunlar balıkçıyı büyük bir şaşkınlığa düşürmüş. Ama kötü yetiştirilmiş olarak görünme korkusuyla bunların farkında değilmiş gibi davranmış. Hatta yöresindeki herkes ona hizmette kusur etmemek için çırpınıp sağlıklar olsun dediğinde uygarlık ve samimiyetle yanıt vermeyi bilmiş. Ve kendine özgü sözleri kulaklarına erişince ona hayran olup övgüler yağdırmışlar. Böylece Gülbahar'ın önüne ulaşınca da önünde saygıyla eğilmiş. Ve ilk sözü onun söylemesini beklemiş. Gülbahar da onun onuruna ayağa kalkmış ve elini tutmuş ve onu divanda yanı başına oturtmuş ve kendisine porselen bir bardak içinde gül suyuyla kokulandırılmış şekerli şerbet sunmuş. O da bunu alıp ağzıyla gürültü çıkarmadan yavaşça içmiş ve uygarlığını iyice göstermek için daha önceleri yaptığı gibi sonuna kadar bitirip parmağını yalamak için bardakta dolaştıracak yerde yarıya kadar içmiş ve hatta onu kırmaksızın yanındaki tepsinin üzerine koymuş ve içilsin ya da yenilsin diye bir şey sunulduğunda iyi yetiştirilmiş kimselerin söylediği nezaket sözlerini de "Bu evin konukseverliği sonsuza dek sürsün" şeklinde tertipleyerek sözgenlikle ifade etmiş. Gülbahar da buna hayran olarak kendisine "Aynı sonsuzluğu ömrün içinde dilerim" yanıtını vermiş. Ve ona harika bir şölen verdikten sonra kendisine "Şimdi ey balıkçı, işte senin tüm zekanı ve erdemlerini göstereceğin an geldi. Beni iyi dinle ve duyduklarını aklında tut. Buradan Şah Nadir'in sarayına gidecek ve bir buluşma talep edeceksin. Bu sana sağlanacak. Şaha gerekli saygıları sunduktan sonra ona "Ey efendimiz, sana sağladığım öğretilerin anısına bana bir lütufta bulunmanı rica ediyorum" diyeceksin. Kendisi bunu hemen kabul edecektir. O zaman bu gece benim davetlim olmanı arzu ediyorum dersin. Hepsi bu kadar. Görelim bakalım kabul edecek mi etmeyecek mi?" demiş. Balıkçı hemen ayağa kalkıp emrine verilmiş birçok kölenin eşliğinde ve 1000 dinar edebilecek bir urbaya bürünmüş olarak dışarı çıkmış. Böylece doğuşundan gelen güzellik olanca belirginliğiyle ortaya çıkmış. Çok şaşırtıcı bir hali varmış. Zaten atasözü de "Bir değneği güzel giysilerle donat, yeni gelin gibi görünür" dememiş midir? Saraya ulaştığında ondaki değişikliği görerek şaşkına dönen baş hadıması Sandal onu uzaktan fark etmiş ve hızla koşup Şah Nadir'e "Ey efendimiz, bilmiyorum nasıl ama balıkçı şah olmuş. Çünkü sırtında 1000 dinar değerinde bir urba ve göz kamaştıran bir mahiyet eşliğinde buraya gelmekte" demiş. Şah da "Onu hemen içeri alın" diye buyurmuş. Böylece balıkçı orta yerde Şah Nadir'in görkem içinde oturmakta olduğu salona alınmış ve onun önünde ancak emirler içinde en büyüklerinin eğilmeyi bilebilecekleri bir şekilde saygıyla eğilmiş ve "Barış üzerine olsun ey efendimiz, Allah ömrünü uzatsın, saltanatını onurlandırsın, onurunu yücelsin ve en yüce aşamalara çıkarsın" demiş.
Şah da bütün bunları görüp duyarak hayranlığın sınırına ulaşmış ve bahtın balıkçıya nasıl bu denli hızla açılmış bulunduğunu anlayamamış ve balıkçıya ''İlkin bana söyler misin ey balıkçı, bu güzel elbiseyi nasıl sağladın?'' diye sormuş. O da ''Kendi sarayımdan ey efendimiz'' diye yanıt vermiş. Şah ''Demek senin bir sarayın var'' diye sorunca da ''Söylediğin gibi ey efendimiz ve zaten varlığınla ışıldatman için seni oraya çağırmak üzere huzuruna geldim. Davetlimsin benim'' diye yanıt vermiş. Şah Nadir de gittikçe daha fazla şaşırarak ''Senin davetlin ha? Öyle olsun. Ama beni tek başıma mı yoksa yanımda bulunacak başkalarıyla birlikte mi çağırıyorsun?'' diye sormuş. O da ''Seni ve birlikte getirmek isteyeceğin kişileri'' diye yanıt vermiş. Şah da Cafer'e bakmış. Cafer balıkçıya doğru ilerleyip ona ''Bu gece senin konuğun olacağız ey balıkçı, Efendimiz bunu arzu ediyor'' demiş. Balıkçı da tek bir söz daha eklemeden Şah'ın önünde yeri öpmüş ve yeni konutunun adresini Cafer'e verdikten sonra Gülbahar'ın yanına dönerek ona davranışındaki başarısının hesabını vermiş. Şah Nadir'e gelince adam akıllı şaşırmış bulunuyormuş ve de Cafer'e ''Ey Cafer, sen balıkçının, şu dünkü gülünç babacan herifin bunca incelikli bir kişiye emirler ya da tacirler içinden en zenginleri kadar varlıklı hale dönmesini nasıl açıklayabilirsin?'' diye sormuş. Cafer de ''Ey efendimiz, bahtın izlediği kestirme yolların sırrını sadece Allah bilebilir.'' diye yanıt vermiş. Ama akşam olunca yanında Cafer, Cellat Mesrur ve yakın arkadaşlarından bazıları olduğu halde Şah ata binmiş ve çağrıldığı konuta gitmiş. Oraya ulaşınca giriş kapısından salona kadar tüm yerlerin değerli ve her renkten çiçeklerle donatılmış güzel halılarla döşeli bulunduğunu görmüş. Merdivenler üzerinde balıkçının ayakta gülerek kendisini beklemekte olduğunu ayırt etmiş. Şah'ın geldiğini görünce hemen koşup inmesini kolaylaştırmak için üzengiyi tutan da o olmuş. Kendisine hoş gelişler diledikten sonra önünde yere kadar eğilip barış dileyerek onu içeri almış. Şah da kendisini tavanı yüksek, görkemli ve zengin, ortasında som altın ve fil dişinden yapılma, altın ayaklar üzerine oturtulmuş, dört köşe bir tahtın bulunduğu büyük bir salonda bulmuş ve bu tahta oturması rica edilmiş. Ve hemen içeri büyük altın ya da porselen tepsiler taşıyan ay kadar güzel genç sakiler girmiş. İçlerinde buzlu şerbetler bulunan bardaklar sunmuşlar. Sonra başka genç kızlar içeri girerek içlerinde içli kazlar, tavuklar, kuzu kebapları, şişte kızartılmış her türden kuş bulunan rengarenk tabaklar sunmuşlar. Sonra da genç ve hoş, belleri ince ve zarif başka köle kızlar içeri girip sofrayı toplamış. Şerbet ve tatlı tepsileri getirmişler. Şerbetler değerli taşlar kakılmış maşrapaları renklendiriyormuş ve bu şerbetler sakilerin beyaz elleri arasından akarken benzeri olmayan bir koku saçıyormuş. Şah da gittikçe daha fazla hayran kalarak Cafer'e ''Ey Cafer, başım üzerine yemin ederim ki burada neye hayran kalacağımı bilemedim ben. Bu kabul tarzının görkemliğine mi yoksa ev sahibimizin inceliği, hoşluğu ve soyluluğuna mı? Gerçekten bütün bunlar benim kavrayışımı aştı.'' demiş. Ama Cafer ''Burada gördüğümüz her şey çok hayranlık verici ama bütün bunların yanında ben ey efendimiz özellikle konuşmasındaki güven ve eksiksiz bilgeliğiyle balıkçıya şaşıp kaldım. Bu durum bana onun bahtının güzelliğinin bir işareti gibi görünüyor.'' diye yanıt vermiş. Bu sırada balıkçı bir süre için yok olmuşken geri dönmüş ve yeniden hoş gelişler dileyerek Şah'a ''Acaba efendimiz gecenin saatlerini güzelleştirmek için kendisine ut çalacak bir şarkıcı kızı getirtmek üzere köleme emir vermeme izin verirler mi? Çünkü şu anda Bağdat'ta ondan daha üstün bir şarkıcı ve daha usta bir musiki sever yoktur.'' demiş. Şah da ''Kuşkusuz izin verilmiştir.'' diye yanıt vermiş. Balıkçı da ayağa kalkmış ve Gülbahar'ın bulunduğu odaya girip beklenen anın geldiğini söylemiş. Bunun üzerine daha önce süslenip kokular sürmüş olan Gülbahar, kendini sunmaya hazır olmak için büyük çarşafına bürünmekle ve başına ve yüzüne yeni bir ipek tül örtmekle yetinmiş. Balıkçı da onu elinden tutarak böylece peçeli olarak şahane yürüyüşünü görüp de iç çeken salona sokmuş. Gülbahar kendisinin kim olduğunu bilemeyen Şah'ın önünde geri öptükten sonra onun pek uzağında olmayan bir yere oturmuş.
uduna düzen vermiş ve tüm dinleyenleri hayran bırakan bir peşrev yapmış. Sonra da şu şarkıyı okumuş. Sevdiklerimize duyduğumuz aşkı zaman hiç alır götürür mü? Ah, dostların tatlı birlikteliği, seni yine tadacak mıyım? Ey aşk evinde geçen büyülü geceler, ey gecelerimin büyüsü, seni ummaksızın yaşamım sürer gider mi hiç? Şah, o denli tanıdığı bu sesin vurgulamalarını duyunca, olağan dışı bir yoğunlukla duyduğu heyecan içerisinde iyice solmuş ve söylenen şarkının daha ilk sözcüklerini duyunca düşüp bayılmış. Ama Gülbahar balıkçıyı çağırmış ve ona ''Burada bulunan herkese bir süre için yandaki salona geçmelerini ve bizi yalnız bırakmalarını söyle.'' demiş. Balıkçı da davetlerden Gülbahar'ın gerekli özeni özgürce gösterebilmesi için çekilmelerini rica etmiş ve bunlar salonu terk edince Gülbahar çabucak onu saran üzerindeki geniş çarşafı ve yüzünü örten peçeyi uzağa fırlatmış. Şah Nadir'in yanına yaklaşmış ve onun yanına oturmuş. Yüzüne gül suyu serpmiş ve bir yelpazeyle serinlik sağlamış. Sonunda da onu canlandırmış. Şah gözlerini açınca yanı başında Gülbahar'ı görünce ikinci bir kez bayılmaktan kendini güçlükle alıkoymuş. Ama kız çabucak gözleri yaşlıyken gülerek onun elini öpmüş. Şah da heyecanının sınırında ''Kıyamet gününde miyiz biz? Ölüler mezarından dışarı mı uğradı? Yoksa gördüğün bir rüya mıdır?'' diye haykırmış. Gülbahar da ''Ey efendimiz, bugün kıyamet günü değildir. Rüyada görmüyorsun. Çünkü ben Gülbahar'ım ve yaşıyorum. Ölümüm de uydurmaydı.'' diye yanıt vermiş ve olup biteni başından sonuna kadar ona anlatmış. Sonra da ''Ve şimdi başımıza mutlulukla ne gelmişse bunu balıkçıya borçluyuz.'' diye de eklemiş. Şah Nadir de bütün bunları dinleyerek kimi zaman ağlamış, kimi zaman da mutluluktan gülmüş ve kız konuşmasını bitirince onu kendine doğru çekmiş ve bağrına basmış. Bunu izleyerek yeniden bir araya geldiklerinde balıkçı ayağa kalkmış ve ''Vallahi ey efendimiz, umarım ki bu kez nasibim sopalanmak değildir.'' demiş. Şah da keyfi tam olarak yerine geldiğinden gülmeye başlamış ve ona ''Ey balıkçı, bundan sonra senin için ne yapsam hiçbir zaman sana olan borcumu karşılamaz. Sen benim dostum olmak ve ülkemin bir ilini yönetmek ister misin?'' diye sormuş. Balıkçı da ''Başım gözüm üzerine, siz nasıl uygun görürseniz ey efendimiz.'' diye yanıt vermiş. Ve balıkçı şahın önünde elleri arasından yeri öpmüş ve bütün bu mutluluklar ve de çok daha başka mutluluklar onun olmuş. Ve bekarlıktan da kurtularak Gülbahar'ın kendisi için seçtiği ve zamanının en güzel kadın olan genç eşiyle uzun yıllar birlikte yaşamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına, biri bu masalı anlatanın başına, birisi de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.